Merhaba, San Montero YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda kısmetinizde neler var, bu enerjilere bakacağız. Ben bu videoyu, bu konuyu ara ara çekiyorum. Ve bu konuyu ilk çektiğim zaman, doğru hatırlıyorsam 2022 yılıydı. Ve ben geçen aylarda o, o videoyu izlemek istedim. Ve 3 destede de anlattığım çoğu şeyi yaşadığımı gördüm. İlginç diyeceğim ama bir noktada da ilginç de değil aslında. Ya Zaten her şey oldu ve bitti Ben size tarot açılımları yapmaya başladığımda O yüzden zaman kavramını Araştırmanızı tavsiye etmiştim Levi Mahfuz Kayıtları nedir Bunları araştırmanızı tavsiye etmiştim Olasılıklar evreni Bununla ilgili yapılan deneyler Yani sen bir seçim yaptığında Aslında senin başka bir versiyonun Başka bir seçimi de Yaşıyor olabilir gibi Mesela kuramlar söz konusu Tarot'ta da işte e, hangi seçimleri yapabilirsin ya da hangi seçimler sana neleri getirebilir e, bunları görüyoruz. E, seçimlerini değiştirirsen kendi enerjini değiştirirsen başka olasılıklarda da yaşayabilirsin. E, ama zaten her şey oldu ve bitti e, baktığımızda. Madame Blavatsky ve de zaten videolarımı en, hani en başından beri bütün konuşmalarımla birlikte dinleyenler zaten neleri tavsiye ediyorum, neleri öneriyorum, ee, hangi bilinç seviyesinden aktarımlar yapıyorum. Bunları çok iyi e, gözlemleyebiliyorlar, görebiliyorlar. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. O yüzden böyle tekrar e, bu videoyu çekmek istedim. Biliyorsunuz önümüzdeki süreçte de yine tutulmalar, mutulmalar bir şeyler e, söz konusu. E, Mart ayında galiba. E, bu koç terazi aksı üzerinden doğru hatırlıyorsam. Ben de bir kısmetinizde neler var içimden geldi, bakmak istedim. Bakalım kartlar neler gösterecek. Ben hemen bu doğrultuda niyetimi sesli olarak alıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatli şekilde, sevdiklerimin de kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla... Kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, doğaya, hayvanlara karşı, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı doğaya, hayvanlara karşı, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerine, ruhlarına, enerjilerine, davranışlarına, yaşayış şekillerine, yaşam şekillerine, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, iyi güzel temiz niyet, iyi güzel temiz niyetle, iyi güzel temiz düşünceli, merhametli, vicdanlı, sevgili, saygılı, sevgiyle, saygıyla, saygılı, güzel ahlaklı, güzel ahlaklı güzel ahlaklı davranışlar davranmayı hayatlarını bu şekilde yaşamalarını nasip etsin. Tüm insanlara, tüm enerjilere, tüm varlıklara, tüm insanlara, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu güvenli, güvenlikle, güvenli yaşadığı şekilde, tüm dünyada, tüm yerlerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, Allah tüm dünyada, tüm her Yerde tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm daim ve hayvanları, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm daim ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla Allah. Allah rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Ve öyle doldu, ve öyle doldu, ve öyle doldu tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Ve öyle doldu, ve öyle doldu, ve öyle doldu, ve öyle doluyor, ve öyle doluyor, ve öyle de, de oluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi, güzel niyetlerimi aldım, güzel niyetlerimizi aldım. Şimdi ben her deste için kart seçeceğim. Ee, bu güzel çiçekleri de koyacağım bahara böyle giriş yaparken bu çiçek objelerini kullanmak istedim yine çok sevdiğim obje değil bunlar toka ama ben bu şekilde kullanıyorum görür görmez çok sevmiştim çocukluğumu da hatırlattığı için hala da takabilirim yani hiç öyle şeylerim yok istediğim her şeyi giyebilir istediğim her şeyi takabilirim o özgüvene sahibim çok şükür şimdi. Ve yakıştırırım da yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim, bir şey soracağım. Ee, videodan önce düşünmüştüm. Bir süredir de zaten aklımdaydı. Merkür terazi olanınız var mı aranızda? Merkür terazi ben mi varım? <laughs> ya mesela bazı konumları söylediğimde işte ay kova olanlar, Aslan Burcu, Boğa Burcu. Hani işte benim de şöyle konumlarım söz konusu diyorsunuz ama hiç Merkür terazi diyen görmedim. Benim Merkür'üm terazi. Ben o yüzden daha çok doğru dürüst e, konuşma. işte Merkür iletişim kurma. E, bu şekilde benim iletişim dilim. Doğru dürüst. Hani böyle e, mıç mıçlık içerisine girmeden. E, hani bu şekilde. Ve e, sizi bizi konuşmayı çok severim. Ama bu yine böyle şey değil. Yapmacık değil. Hani 80'lerin 60'ların insanları gibi değil. E, yeni tanıdığım insana saygıdan sizlerim Ama mesela hatta şöyledir. Bir zamanlar bana direkt olarak sen diye hitap edilmesine hakaret gibi görüyordum. Ee, böyle gözüm dönüyordu falan. Tabii onları açtım. Bunlar daha küçük yaşlarda yaşadığım şeyler çok tanımıyorsam o kişiyi, yeni tanışıyorsam siz derim. Zaten böyle çok bunu daha önce de söylemiştim. Mesela yeni, yeni tanışıyor. Canım, cicim aşkım, tatlım falan bu tarz şeyler yani böyle konuşan insanların da zaten sonrasında yani bir şeyleri çıkıyor ortaya. Bunu da görmüştüm. Yani daha yeni tanıyorsun. Ne aşkımı ne canımı yani o kelimeleri de neden mesela yere düşürüyorsun değil mi? Yerlere seriyorsun. enerjisi o çünkü. Aranızda belki onların da merkürü ee, hani o şekilde konuşmaları doğrultusundadır bilmiyorum. Merkür Terazi olanınız var mı? Bu olanlarınız varsa bunu belirtebilir mi? Yani sizde mesela böyle sizi bizi konuşmaya önem veriyor musunuz? Ben belirli bir e, tanışıklıktan sonra mesela danışmanlık ilişkilerimde e, çok nadir kişilere sen diyorum. Sen diyebiliyorum daha doğrusu. Çünkü bu bir profesyonellik üzerine kurulduğu için benim danışmanlık ilişkilerim. Ee, sen de de demek de şey oluyorum hani sen dediğim zaman sanki arkadaşıma hitap ediyormuş gibi hissediyorum. Ya da mesela hani çok böyle e kendimden yaşlı büyük kişilere de sen diyemem. Ee, yaşlı küçük kişilere de diyemiyorum danışmanlık ilişkileri doğrultusunda. Yeni tan tanıştığımda da mesela sen demem insanlara. Hani sen şunu yap. Ve bana da dendiği zaman da bana denirse mesela yeni tanıştığım zaman danışmanlıklarda değil. Ben mesafe severim çünkü. Ee, bana dendiği zaman mesela yeni tanışıyorum. Birisi bana senli benli konuşmaya başlıyor. Ben de onunla senli benli konuşurum. Yaşı başı önemsemiyorum yani. Kaç, ben kaç yaşımda olursam olayım. Benden yaşça küçük birisi de olsa ona siz diye hitap ederim. Ama karşıdaki kişiye önce bir gözlemlerim. Hitap dili nasıl, iletişim dili nasıl? Ya böyle Çok o şeylerde değilse, çok o mesafeyi koruyamayan birisi ise ben de ona o şekilde konuşurum mesela. Ben bunların hep merkürümün terazi olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ayımın kova olmasının da etkisi olabilir. Çünkü kova etkilerde, çok güneş kovalarda onu görmedim ama Ay kovaların hepsinde de görmedim. Ay kova, güneş balık yine mesafe ko ko koyamıyor mesela. Konuşamadım. Mesela güneş balıklarda da çok böyle canım, cicim, hani aşkım, bir tane bu tarz şeyleri çok görmüşümdür. Böyle hani mıy 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 konuşma. Ay kova olmasına rağmen. Bilmiyorum bence merkürün çok etkisi var. Her kova etkisine de o mesafeyi koyabilenleri görmedim çünkü. Bir yazın yani Merkürünüz ne Merkür Terazi olanınız var mı merak ediyorum çünkü benim gibi insanlar çok görmedim çevremde yani böyle bu kadar şey yapan hani iletişim diline dikkat eden hitap diline dikkat eden hitabete dikkat eden en küçük günlük ilişkilerinde bile çok görmedim. Ee, o yüzden e, böyle bir sormak istedim. Merkürünüz, Merkür Burcu'nuz ne? Ve iletişim diliniz nasıl? Yani yeni tanısanız da canım cicim diye mi hitap etmeyi seversiniz? Yoksa benim gibi hani ilk başta mesafe koyup sizi bizle ondan sonra mı e, zamana göre? Ben bunu danışmanlık ilişkilerimin dışında söylüyorum bu arada dediğim gibi. Günlük hayat ilişkilerimde. E, zamanla mı Arkadaşım olur, kendi akranım olur ona siz biz demem tabii. O da ayrı bir konu. Ama ben daha çok yaş farklılıkları olduğu zaman, ne bileyim yeni tanışıldığı zaman falan hani e, bunlardan bahsediyorum. Ya bence bu çok önemli bir şey ya. Yani ne bileyim mesela bir iş görüşmesine gidiyorsan oradaki kişi de sana sen diye hitap etmemeli. Ben bunu saygısızlık olarak görüyorum. Siz demelisin yani. E, bu bir saygıdır. Evet. Zaten çok böyle kurumsal ve adam akıllı yerler bu hitap dillerine çok önem veriyor. Bu arada ben geçtiğimiz videolarda bu kurumsal hayatla ilgili falan konuşmuştum. Ben kurumsal hayatı seviyordum. Onu söyleyeyim. Çünkü benim merkürüm terazi. Yani ben açık iletişimi severim. Birisiyle ilgili bir şey yaşıyorsam o, o onunla o, o şeyi açık şekilde konuşarak dürüstlük içerisinde çözerim. Çözmeye çalışırım. Ama kurumsal hayata kurumsal hayatı kurumsal hayata ayak uydurmayıp yöneticilere çok iyi ayak uyduruyormuş gibi e, bir taraflarını yalayan yöneticilerin işte yöneticilere yalan dolanlarla kafalamaya çalışan alt kademe yöneticiler yüzünden zaten kurumsal hayatında bu halde olduğunu düşünüyorum yoksa ben bence kurumsal hayat içerisindeki çoğu şey ben seviyorum yani mesafe koymak, işte iletişim dili vesaire Açık iletişim kurabilmek bir sorun yaşandığında ama yapamıyor bunu insanlar kurumsal hayat içerisinde. Yani yapamadığı için o kurumsal hayatı da içten içe çürüten insanlar var. Bunu da be belirli başlı kişilerin özellikle yönetici kimleri seçiyorlar? Ee, yönetici seçtikleri kişiler nasıl ikili oynuyor? Bunları çok iyi bulup, e, temizlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, bir noktada kendileri kaybediyor ve kurumsal hayatı çürütmeye başlıyorlar. O kurumsal hayat içerisindeki iletişimleri çürütmeye başlıyorlar. Yani çünkü ben çok gördüm açık iletişim kurmaktan çok Aciz ama mesela bilmem neyin bilmem ne kademe müdürü olmuş. Yani konuşmayı bilmiyor, deda ayırmayı bilmiyor, sağlıklı iletişim kurmayı bilmiyor. Bir sürü entrika peşinde. Açık iletişim kurmuyor ve açık iletişim kurmaktan çekiniyor çünkü kendisinin de arkadan dolandırdığı dedikodular falan var. Bunlara karşı bence çok böyle uyanık olması gerek. Kurumsal hayatta çalışan ve yönetici olan danışanlarım da söz konusu. Onlara da buradan mesaj olsun. Yani özellikle kimleri nerelere müdür yapıyorsunuz, kimleri nerelere yönetici yapıyorsunuz, çalışanlarına size karşı bu kişiler çalışanlarına çok iyi davranıyormuş gibi gösteriyorlar kendilerini ve çalışanlarını kötülüyorlar. Özellikle de yükselebileceklerini düşündükleri çalışanlarını kötülüyorlar ki yükselemesinler onlar hep böyle ön planda olsun diye. Ee, saçma saçma böyle kıskançlık, egosal tripler içerisine girebiliyorlar. O yüzden kimleri nerelere yönetici yaptığınıza çok dikkat edin ve çalışanları da muhakkak dinleyin. Ama çalışanlarınızı yöneticilerden gizli dinleyin. Çünkü yöneticiler çalışanları da manipüle etmeye çalışıyor. Özellikle bu tarz değerlendirme süreçleri içerisinde. Çünkü kurumsal hayat içerisinde değerlendirmeler belirli aralıklarla yapılır. Çalışanlarla ilgili, yöneticilerle ilgili vesaire. Tam bu zamanlarda yine o sinsi yöneticiler e, yağ çekmeye başlar. İşte şey, kendisi foyaları açığa çıkmasın diye e, çalışanlar üzerinde de manipülasyon kurmaya çalışır. Bence özellikle yöneticilerle ilgili e, geri dönüşlerin, geri bildirimlerin yöneticilerden gizli yapılması gerekiyor. Bununla ilgili yani o müdürlerin bilmem nelerinin de başında olan yöneticilerden bahsediyorum. Danışanlarım arasında var bunlar. Ee, yani çok dikkat edin. Bunların hepsi birbiriyle doğru orantılı. Yani o çalışanın yaşadığı mesela mobbing senin de... E üzerinde onun hakkı var. Yani sen oradaki o haksızlığı görmüyorsan, mobbingi görmüyorsan ve o yalan dolana kanıyorsan o senin üzerine de vebal. O yüzden dikkat edin çalışanlara da şunu söyleyeyim. Bunları da yine aklımda söylemek yoktu. Merkür Terazi'den geldi konular buraya. Üzerinizde mobbing uygulayan, saçma saçma şekilde manipülasyonlar yapmaya çalışan yani iş yerinde mutsuz olmanıza neden olan kişilerle açıkça konuşmaya çalışın. Açıkça konuşamıyorsanız da direkt olarak yöneticilerinize bu durumu aktarın ve ee, yani şey yapın, çünkü açıkça konuşmadığınız sürece o kişiler size baskı kurmaya çalışır ve sizi yöneticilere kötülemeye çalışır. Ayağınızı kaydırmaya çalışır. İpte, 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 Ben bu konularda çok küçük yaşlarda kurumsal hayat içerisine girdiğim için hep çok uyanığımdır. Hani çok böyle çok ıı, saf temiz tarafım da vardır ama şeytanı şeytan olup ıı, onu ıı, yine hakka hizmet noktasında o şeytanı secde ettirmesini de bilen taraflarım olduğu için... Ben çok böyle bu tarz oyunlara gelmem. Siz de gelmeyin. Yani açık şekilde konuşun. Onlar sizin özgüveninizi yıkıp kendinizi ifade etmenizi engellemeye çalış çalışan kişiler. Çünkü kıskanç, aşağılık kompleksli. Ne oldum delisi. Yani küçük bir, bir kademe atlıyor diyelim ki. Onu çok büyük bir şey zanneden falan. Ee, küçük dünyalarında aşağılık kompleksli kişiler bunlar. Bu kişilere de göz yummayın. Her zaman açık iletişimi sağlayın. Onlar açık iletişim sağlıyormuş gibi gözüken ama sağlamayan kendi foyaları ortaya çıkacağı için kişiler. Ee... Yöneticilerinizle de konuşun. Kimin arkasından konuşuyorsa, kimin ayağını kaydırmaya çalışıyorsa yöneticilerinizle de konuşun. Çünkü aman ben iyi düşüneyim, aman ben araya girmeyeyim, aman ben onun arkasından konuştuğu kişileri onlara söylemeyeyim dedikçe onlar bunu size karşı yapıyorlar. Yani kötüye karşı iyi olmayı artık bırakmanız gerekiyor. Kötüye karşı kötü olmanın da iyilikten olduğunun farkına vardığınızda hayatınızda iyilikleri, güzellikleri yaşayabilirsiniz. Çünkü iyi kötü kavramı aslında yok. Yapılması gereken zamanda yapılması gereken şeyi yapmak var aslında bir noktada. Hakkını koruman gerekiyorsa sendeki de hak çünkü. O kişinin anladığı dilden, o ortamın gerektirdiği süreçten tabii ki belirli sınırlara saygı duyarak, hak hukuk çerçevesinde aklını kullanarak, zekanla ...böyle hani kendini çok zeki zanneden şeytanları da secde ettirmeyi öğrenin hayatlarınızda. Mağdur olmamak ve o mağduriyet üzerinden edebiyatlar içerisine girmemek için. Yani ben mesela çok tatlış gözüküyorum, çok böyle şey sevimli gözüküyorum falan. Ondan sonra o kişinin böyle bütün her şeyini bir ortaya çıkarım. Karşıdaki kişi böyle kala kalır. Hani hiç söyleyeceğini düşünmüyordum. Nasıl da söyledi gibi böyle kala kalır. Siz de yeri geldiğinde yani bu kişileri e, o şeytanlarını secde ettirmeyi de bilin. Dimdik durarak kendi hakkınızı her şeyden önce savunarak. Neden bu iş dünyasına kurumsal dünyaya girdim? Dediğim gibi Merkür teraziden geldi konu buraya. Vardır sebebi diye düşünüyorum. Çünkü e, bu videolar bu konuşmalarla bütün halinde aktarılıyor. Bunu her zaman söylüyorum. Yani tarot açılımları ayrı konuşmalar ayrı diye bir şey söz konusu değil. Hepsi bir bütün Hepsi bir bütün olarak aktarılıyor. Duymanız gerekiyordur diye de söylemek istedim. Yani ben iyi insanların böyle hani pasif olmasından sıkıldım artık. İyilik pasiflik değil ya da iyilik aman işte çiçek böcek yollayalım, iyi davranalım diyeyim. Yeri geldiğinde kükreyeceksin de yani kükremen gereken zamanı da ama doğru değerlendirip kendi hakkını savunma noktasında dimdik durarak yapabilmen gerekiyor. Bu da iyiliktir, bu da haktandır. Ee, yoksa Peygamber Efendimiz de bir sürü savaş yapmış mesela, İşte o, o da o zaman e, çiçekle böcekle aman iyi düşünelim falan diye halletmeye çalışsaydı o zaman değil mi? Yapmamış, neden? Ee, yeri geldiğinde çünkü o kişilerin anladığı değil o, secde ettirmek için o kişilere. Yani savaşman gereken durumlar da söz konusu. E, bu e, ilüzyon bu şekilde. Ha, bunlar artık geride kalıyor. O da ayrı bir konu. Yani bu savaşlar, bilmem neler artık dünya boyu tatlıyor. E, boyut atlarken ama e, sizi bazılarının aşağı çekmemesi için yine kendiniz o dimdik duruşu, yeri geldiğinde savaşarak böyle eee kükreyerek böyle pençelerinizi göstererek e, ...göstermeniz gerekiyor. Yani dimdik durmanız gerekiyor. Bu kadar kötülere mahal vermeyi bırakın artık. Ve bunun adına spritüellik, din... ...işte bilmem ne falan filan demeyi de bırakın artık. Siz kendiniz hak ettiğiniz ölçüde kendinize ve hayatınıza davrandığınız zaman... ...zaten dışarıdaki dünyada da adaletin yerini bulduğunu göreceksiniz. Ama kendiniz o adaletli duruşun peşinde her zaman durun. Ee, yani... E Kendiniz kendinize karşı yüzünüz olsun her şeyden önce. Bu da karakterli duruştur. İnsanın en başta kendisine karşı dürüst olabilmesidir. Benim merkürüm böyle olduğu için bence benim e, düşünce tarzım vesaire de çok. Yani benim adalet e, duygum, adalet anlayışım çok gelişmiş çocukluğumdan beri. Çok gelişmiştir. E, liderlik özelliklerim de çok yüksek. Okul hayatım boyunca falan da hep başkan falan olmuşumdur ve böyle sınıfı muma çevirirdim öyle bir başkanlık yani küçücük almama rağmen adalet anlayışım çok gelişmiş çok yüksek siz de kendi içinizdeki adalet anlayışlarını geliştirin dimdik durabilin ki etrafınızdaki adalet terazisi de dengede kalabilsin durabilsin dengede olabilsin evet şimdi zaten niyetlerimizi dediğim gibi almıştım bunların da aktarılması gerekiyordu demek ki akışla birlikte şöyle yapacağım. Şöyle mi yapsam? Şöyle yapalım. Şöyle. Evet. Pembe eşil, kalp çakrası renkleri. Beyaz saflık, temizlik rengi. Sarı zaten güneş hayat enerjisi solar plexus rengi. Yani kullandığım objelerdeki en ufak detaylar ve renkler bile e, hepsinin anlamları var. Hepsinin bir anlamı var. Hayattaki her şeyin bir anlamının olduğu gibi. Eşyanın bile hakikati var biliyorsunuz. Es, eşyanın hakikatini çözene zaten ledün ilmine vakıf insanlar deniliyor. Şimdi Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için hayvansever, sever, hayvanlara, doğaya saygılı davranarak yaşayan, güzel ahlaklı, saygılı, saygıyla, saygılı, güzel ahlaklı, güzel ahlaklı davranarak yaşayan e, enerjiler, insanlar için kısmetinizde neler var? Kısmetinizde şu neler var? Bir dakika şu üçten emin olamadım. Bir daha karıştıracağım. Kısmetinizde neler var? Bir daha karıştıracağım. Nedense üçüncüden emin olamıyorum ya. Vardır bir sebebi. Şimdi göreceğiz enerjileri. Daha çok şey gelmek istiyor sanki 3'e. Yok bu. Bu attı kendini. Bu okey. Okey. Şimdi. Siz odaklanıp seçin. Ben bir desteği almadım. Onu alıp geliyorum. birinci desteği seçenler. Şunları şöyle şu, kenara alalım. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Şimdi buraya iki kart daha seçeceğim. Kısmetinizde neler var? Şimdi pembe çiçeği seçenler, birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki hayvansever, sever hayvanlara doğaya saygılı, saygıyla, sevgiyle, güzel ahlaklı davranarak yaşayan enerjiler ve insanlar için kısmetinizde neler var dediğimizde bir asıl adam kartı, uyanış kartı çıktı. Ben şunu görüyorum. Asıl adam bazı süreçlerde durağanlık yaşamanız, belki zorluklar yaşamanız, bazı süreçlerin sizin için o an için belki e, durması e, söz konusu olabilir ama bu aslında başka boyutlardan bakış açınızı değiştirerek konuya altından üstünden karşı tarafın gözünden sağından solundan bakabilme farkındalığını katan süreçtir size. Farkındalığınızın ve aslında maneviyatınızın artacağı ama bunların belki materyal boyutta, madde boyutunda bazı süreçlerinizin hani eee anlaşmasıyla yaşayabileceğiniz bir süreç enerjisi gözüktü ve bakın burada ne diyor? Charitable actions. Yani yine bol bol yardım etmek ee, hayvanlara, doğaya destek olmak, ee, charity yani tam Türkçesi aklıma gelmedi ama yardımseverlik, yardım etmek e, bunları anlatan bir kelime. Ee, bunlara da e, bu süreçte çok dikkat edebilirsiniz. Özellikle ruh kartınız e, ya da... E, ruh kartı şey olamaz zaten asıl adam olamaz da e, kişilik kartınız ya da e, o o seneki kartınız asıl adamsa çünkü ruh kartı sadece 1 ve 10 arasındaki kartlar olabiliyor e, kişilik kartınız ya da o seneki kartınız da ben senelik kart hesaplama senelik tarot kartı hesaplama videosu çektim kanalımda var izleyin her senenin e, sizin için hangi karta tekabül ettiği genel olarak hangi kart senesi olduğu Bunlarla ilgili çok detaylı açıklamalar, örnekler çok çok detaylı. Hatta 3 saat falan sürdü galiba ya. 3 saate yakın ya da 3 saati geçen bir video oldu gibi hatırlıyorum. Yani ortalama 3 saat süren bir videoydu. O videoyu izleyebilirsiniz. Çok detaylı, çok kıymetli bilgiler aktardım. Ruh, şey, sene kartınızı bilmiyorsanız. Bu sene sene kartınızı asıl adamsa daha maneviyata yöneleceğiniz, daha yardım işlerine yardım etmeyi aslında hayatınıza Davranış ve yaşam şekli olarak alabileceğiniz ve maneviyatınızla bununla birlikte belki gelişmeler, arınmalar, uyanışlar yaşayabileceğiniz süreçler e, sizin için söz konusu olabilir. Uyanışta bir tane uyanış yok. Yani uyanış da kademe kademedir. E, ben burada bunu çok hissettim. Yani materyal boyutta, madde boyutunda ne bileyim aşk hayatınızda belki bir durağanlık ya da iş güç konusunda bir duranlık ama manevi dünyasının kapısının size açılması bu vesileyle gözüktü burada. Bakın bu kişinin cebindeki para, anahtar vesaire düşüyor buradan. Yani bu aslında materyalist şeylerin gittiğini temsil ediyor buradan. Hatta bu kartın e, mitolojide Odin'le bağlantısını vesaire de anlatmıştım. Hatta e, Vikingler dizisi üzerinden de örnekler vermiştim. E, çok böyle kıymetli bilgiler anlatmıştım. O videoyu izleyebilirsiniz. Bakın burada da diyor. An awakening when you see things in a whole new light. Yani e, bazı şeyleri yepyeni bir ışıkla görebileceğin e, uyanış aslında diyor. Uyanış yeri. İçsel görüş yakalayabileceğiniz bir süreç bekliyor sanki size. Ee, yardımlarla, bol bol hayır işi, charity yani hayır işi diyebiliriz. Bol bol yardım etmeniz, e, hayır işleri yapmanız, doğaya hayvanlara destek olmanız, yaşamaklarına saygılı davranmanızla birlikte. Dediğim sırada bakın, değnek yedilisi kartı çıktı. Kısmetinizde neler var ve kılıç altılısı. Kısmetinizde neler var biliyor musunuz? Ee, sizi böyle küçük gören e, aman o zaten etliye sütliye karışmaz. O zaten e, hani bu konularda çok bir şey söylemez, çok da bir şey yapamaz diyen, bunun üzerinden de sizi küçük görmeye çalışan, sizi ezmeye çalışan, size engel olmaya çalışan, belki yani başarınıza, belki yaptığınız güzel işlere engel olmaya çalışan herkesi hayatından uzaklaştırmak için dimdik durabileceğin ve belki onların bile şaşırabileceği, bakın bu kadar olur, nasip eden Allah şükür olsun, başta yaptığın konuşma boşa değilmiş yani. Çıkan enerji aynı onu gösteriyor. Yani belki onlar bile şaşıracak. Ya bu kişi vur kafasına al ekmeğini birisiydi. Ne sesi çıkıyordu ne soluğu çıkıyordu. Sizi küçümseyen bazı kişilerin aklına hayaline gelmeyecek dik duruşlar ve başarılar sağlayabileceğiniz e, bir akış enerjisi gözüküyor ve bununla birlikte düşmanlarınızı yaptığınız iyiliklere engel olmaya çalışan kişilere bakın böyle arkalarını dönüp tırıs tırıs gitmek zorunda kalacaklar şeyi gördükleri zaman diyor o senin dik duruşunu bak böyle gördü, gördükleri zaman böyle onlar kaçmak zorunda kalacak. Yani ben içsel bir görüşle birlikte manevi bir uyanışla birlikte iyiliği savunmanız, iyiliğin arkasında durmanız, kendi emeklerinizin, iyiliğin, yardımın, ee, hayvanlara, doğaya destek olmanın arkasında durmanızla birlikte bu görüşte olmayan şeytanlaşmış kişilerin dik durmanız ve belki hiç görmediğiniz yüzlerinizi görmeleriyle birlikte tırıs tırıs kaçmalarına, kendi bataklıklarına doğru sizin alanlarınızdan uzaklaşmalarına neden olabileceğiniz bir duruş sergileyebileceğinizi görüyorum. Yani kendi gücünüzü gösterebileceğiniz bir süreç içerisine girebilirsiniz. Manevi bir uyanışla birlikte de doğru olanın ...bu olduğunu, doğru davranış sergilemenin bu olduğunun uyanışına geçtikten sonra. Çünkü insanlar senin e, yaptığın davranışlara, e, dış görünüşüne, konuşma tarzına göre... ...hiç kendilerine aynada bakmadan, e, düz kabayetlerine ka aynada bakmadan... E, ...özellikle düşük seviyedeki insanlar bunlara göre hareket edebiliyor. Sen de o zaman onların anladığı dilden dimdik durarak bildiklerini... E, hani tüm güçlü duruşunla sergile ve onları yaşam alanından uzaklaştır. Hatta bunu yapabileceğin bir süreç gözüküyor diyebilirim. E, yapabileceğiniz sizin için kısmetinizde neler var dediğimizde yani bazı kişilere yaşadığınız uyanış evreleriyle birlikte e, tamamen niyeti kötü olan Engel olmaya çalışan, yaptığınız iyi şeyleri engellemeye çalışan kişilere etrafınızdan dik duruşunuzla, güçlü duruşunuzla, karakterli duruşunuzla, değnek yedilisiyle birlikte uzaklaştırabileceğiniz enerjiler gözüküyor. Bakın burada ne diyor? Stand up for yourself and your beliefs. Kendin için ayağa kalk ve inançların için ayağa kalk. Zaten asıl adam manevi bir uyanış. Yani kendi inancın için, kendi manevi değerlerin için de ayağa kalkacağın bir süreç diyor kartlar sizin için. Have confidence. Ne dedim? Özgüvende bir artış. O asıl adam sürecinde yaşadığınız sıkıntılar, belki kendinizi bütün dünyadan soyutlamanız, burada yaşadığınız manevi süreçlere artık dünyevi boyuta daha karakterli, daha özgüvenli bir duruşla akıtabilmeniz. Ee, ve diyor ki challenge those in power but also choose your battles wisely. Ee, yani burada gücünü e, zekice e, kullanman, e, ne için kullanacağını sağlıklı şekilde seçebilmen. E, bu tarz durumlara girişin gözüküyor ve bakın ne diyor bununla birlikte bakın bu kadar olur yani the end of challenging times bakın burada bir challenge ortamı var ama daha sonra da bu challenge ortamı bitiyor diyor yani bu challenge nasıl bitiyor e, bu challenge içerisinde yani bu mücadele içerisinde seni sokmaya çalışan sağdan soldan bak böyle değneklerine yönelten kişilere sen dimdik durduğunda o değneklerin hepsini bertaraf ettiğinde şöyle bir host dediğinde o host demenle birlikte, dimdik durmanla birlikte, özgüvenli, başarılı şekilde kendini göstererek, e, artık bak onlar uzaklaşıyor, bir tırsıyorlar diyor, bir uzaklaşıyorlar diyor, kendi bataklıklarına doğru e, yol alıyorlar. Artık sana bulaşamayacaklarını öğreniyorlar ve e, böylece de daha huzurlu bir sürece sen de geçiş yapmış oluyorsun diyor kartlar. E, gözüken enerjiler doğrultusunda e, ve hani bakın burada da ne diyor the end of depression or an illness e, yani bu asıl adam zamanda yaşadığınız süreci de dik duruşunuzla ve bazı kişilere göstermeniz gereken o e, dik duruşunuz özgüvenli e, savaşçı tarafınızla da aslında e, depres bazı depresif enerjilerinizi bazı kuruntularınızı kendinizi sürekli sanki bu dünyaya adapte olamıyormuş gibi hissettiğiniz süreçlerinizi de bu davranış şekilleriyle aşabileceğiniz gözüküyor. Konuşun bakın çok iyi insanları ben böyle çok evine köyüne kapanmış işte hayattan çekilmiş şekilde görmek istemiyorum. Allah da sizi bu, bunun için bu dünyaya getirmiyor. O iyiliği dünyaya yayacaksın. O iyiliğin arkasında mücadele edeceksin. Ee, ve bununla birlikte huzur ve barış gelebilir. Bak diyor kartlar. Bununla birlikte kendine daha da güvendiğin e, bir süreç içerisine girebilirsin. Belki depresyonunu yeneceksin. Belki bazı takıntılarını yeneceksin. Bir rahatlama geliyor hayatına. Bu dik duruşunla birlikte diyor. Bu e, bok çukurunda yaşamaya alışmış e, kişileri kendi bok çukurlarına gönderdikleri gönderdiğinde... Bok çukuru hayatlarına bakmadan kendileri sanki çok güzel hayatlar yaşıyormuş gibi e, seni ezmeye çalışan seviyelerine bakmadan e, hayatlarına bakmadan kalplerinin pisliğine bakmadan lafta imanlı gözüken e, kişilere ne olduklarını yansıttıktan sonra senin hayatına bir huzur gelecek diyor bir mücadeleyle birlikte hayatına bir huzur gelecek diyor. Hatta bir yolculuk yapabilirsiniz. Daha çok gezmeye, tozmaya başlayabilirsiniz. O özgüven enerjisiyle hayata karışabilirsiniz. Ama burada dimdik duruş sergilemeniz gereken insanlar var. Huzurunuzu kaçıran, üzerinizde baskı oluşturan özellikle. Devam edelim. Yine şöyle ışıltılı, gold ışıltılı destem. Çok seviyorum desteğini. Nasip eden Allah şükürler olsun. Nasip eden Allah şükürler olsun. Kısmetinizde neler var? Allah Allah. <laughs> wow. Evleniyor gözüküyorsunuz. Söyleyeyim. Evleniyor gözüküyorsunuz. Eğer bekarsanız. evliyseniz zaten de. Belki bu dik duruşunuzla birlikte, evlilik içerisinde huzursuzluğa neden olan kişileri uzaklaştırmanızla birlikte daha çok huzurlu bir hayat sürmeniz. Bazılarınız evcil hayvanlar edinebilirsiniz. Bu bir süredir açılımlarda gözüküyor. Zaten yapabilenler yapsın ve ya, dediğim gibi hayvanlara doğaya ne yapıyorsanız, ne yansıtıyorsanız, umursamıyorsan Allah göktekilerde seni umursamaz. Yani yerdekilere merhamet et ki göktekiler sana merhamet etsin diyor değil mi Allah? yani e, o yüzden ne yaparsanız yani insan hayvanlara ve doğaya nasıl bir davranış sergilerse bak kaz dağlarının altından girdiler üstlerinden çıktılar pandemi süreci patlak verdi e, ondan sonra şimdi e, yine böyle altın arayışı yüzünden e, biliyorsunuz büyük bir şey yaşandı felaket yaşandı doğa felaketi e, sonrası Allah bilir yani burada gerçekleri görüp bu büyük e, sizi hipnotize ettikleri ilüzyon içerisinden uyanmanız gerekiyor artık çünkü kendi hayatınızdaki cenneti ve cehennemi yaşamayı sen seçiyorsun. Ve cenneti sadece doğaya ve hayvanlara değer vererek o aşamalara geçebilirsin. Çünkü onlar Allah'ın sessiz kulları. Yani hesap gününde de önce Allah hayvanlara soracak denir. Sana nasıl davrandı? Çünkü insanın üstünlük sebebi, üstün olma sebebi aklını kullanabilmesi, nefsini terbiye edebilme, otokontrolüne, gücüne sahip olabilmesinden kaynaklıdır düşünebilir, e, idrak edebilir, tartabilir ve davranışlarını bu seçimlerle şekillendirebilir. Davranışını iyilik doğrultusunda mı şekillendirdi yoksa aksi takdirde mi şekillendirdi? Kötülük doğrultusunda mı şekillendirdi? Buna göre e, önce hayvanlar hesaba çekilecek. Onlar e, ne anlatıyor seninle ilgili? Yani benim hakkımı savundu, benim e, uyum, benim e, yaşadığım alanları. E, işgal edip hiç umursamadan mı yaşadı yoksa gerçekten uyum içerisinde yaşamak için mi hizmet verdi emek verdi? O yüzden ben Türkiye'nin dünya genelinde de çok önemli bir konuma hayvan ve doğa noktasında sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemiz cennet ülke gerçekten. Yani çoğu ülkenin e, sahip olmadığı ...her şehirde gerçekten çok güzel doğal güzellikler var. Reklamının da turizm açısından çok yapılmadığını düşünüyorum. Yani belirli yerler var reklamı turizm açısından yapan, turizm, turist çeken. Ama bu yerlerin dışında da çok bilinmeyen çokça güzel yerler var bizim ülkemizde. Yani doğusundan batısına, Anadolu'sundan Karadeniz'ine kadar. Ve gerçekten cennet ülke ve bu cenneti korumak için... E, doğa ve hayvanlara her şeyden önce sahip çıkarak bu değerlere sahip çıkarak yaşaması gerekiyor e, bu ülkede halka hizmet eden kişilerinde e, işte belediyelerden tutun e, işte e, seçimle seçtiğimiz herkesin e, o seçimde ona göre oy vereceksin işte kime oy veriyorsun oy verdiğin kişi gerçekten doğaya hayvanlara saygı duyarak mı hizmet ediyor e, Çünkü sen o doğrultudaki kendi gerçekliğini seçiyorsun e, Doğaya ve hayvanlara saygı duyan, bu doğrultuda hizmet veren e, kişiler, ülkeler cennet boyutunu yaşar. Avrupa ülkelerinde de e, yanlış verdikleri kararlardan dolayı sokaklarında çoğunun, orada yaşayan e, bir sürü okul e, zamanlarından arkadaşım var. Türkiye'de işte okul okuyup orada yüksek lisansa tekrar dönen, orada büyümüş yetişmiş. Yani fareden sıçandan geçilmiyor sokakları dünyada. E, yani ama onlar reklamlarını çok iyi yapıyorlar. Sadece iyi taraflarını gösteriyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, güneş doğudan doğar. Güneş doğudan doğar. O yüzden yüzünü güneşe döneceksin. Yani doğunun o ilmi, hayvana doğaya sevgisi, saygısı. Günümüzdeki yozlaşmış enerjilerden bahsetmiyorum. Ben mesela çoğu şeyi, bu ülkenin sahip olduğu çoğu değeri çok daha sonradan kendi çabalarımla öğrendim. Ne okuldaki din derslerinde anlatıldı ne bir şey. Yani Kur'an mesela, ben Kur'an kursuna da gittim küçükken. Ne Kur'an kurslarında öğretildi, Türkçesinin bir kere öğretilmesi gerekiyor Kur'an'ın. Yani bunu öğretmenin çok zor olduğunu düşünmüyorum. Neden bu eğitim sistemine girmiyor mesela? din kültür ve ahlak bilgisi dersi vardı benim zamanımda. Hala var mı bilmiyorum. Mesela burada Arapçasından ziyade tabii ki oradaki sesler vesaire, oradaki enerji de önemli ama ben mesela şunu hala merak ediyorum. Diyanet neden Türkçesinin öğretilmesi noktasında eğitim sistemine bununla ilgili hani bir şey vermiyor? Neden insanları hala sadece Arapçası üzerinden uyutuyor? Neden Türkçesiyle ilgili tefekkürler tefekkürlerin edildiği, hangi surede neyin anlatıldığının öğretildiği eğitim sistemi yok mesela değil mi? O din, kültür ve ahlak bilgisi dersinde bunlar anlatılabilir. Şu anda nasıl sistem bilmiyorum ama. Ya da mesela işte Tapduk Emre'ler, Yunus Emre'ler, Hacı Bektaşı veliler. Bakın burada tarot diyoruz, astroloji diyoruz. Yani bunlarla ilgili bizim topraklarımızda da bu ilme vakıf, bu ilim üzerinden çok güzel emekler vermiş kişiler var. Kişiler söz konusu. Bunlar mesela neden öğretilmiyor ya da? Yani çünkü insanları uyutmak için cevabını ben biliyorum size de söyleyeyim insanları uyutmak için. Ee, sadece Arapçası okunduğu zaman anlamadan etmeden insanların e, ya da mesela yani açık konuşacağım dindarlık ilahi dinlediğinde e, hüngür hüngür ağlayıp ondan sonra e, o mezarlıkta bu türbede büyü yapmakla olmuyor. Yani e, çoğu kişinin akrabası daha böyle düşük bilinçte yetişmiş kişileri bunları biliyorsunuzdur zaten. Artık yeni nesil bunlarla dalga geçiyor zaten hani. Bunların süresi, süreci de bitti. İlahi duyunca ağla zırla, e, o şu Kur'an'da ne anlatıyor de bilmiyor. Bunların öğretilmesi gerekiyor ki bu insanlar gerçekten güzel ahlaklı hale geçebilsin. Gerçekten peygamber ışığında sağlıklı şekilde yaşayabilsin. Tabii ki o birden fazla Türkçe kaynakları da incelemekte önemli yani bakın son zamanlarda Kur'an'ın Türkçesinin e, okuyup anlaşılmasıyla ilgili bir akış enerjisi geliyor o yüzden bunu yapın ve hayvanlara doğaya zaten dediğim gibi yani cennetin anahtarlarından birisidir bu hayvanlara ve doğaya destek olmak ülkede bu doğrultuda hizmetler verilmiyorsa o ülkede de e, o ülkede bok çukurundan çıkmaz Görüyorsunuz Zaten e, insan da bu doğrultuda hizmet etmiyorsa hayvanlara, doğaya ha, hakka hizmettir bu çünkü. O insanın hayatı da bok çukurundan çıkmaz. Bunu hayatınızda yaşam şekli haline getirmeniz gerekiyor ki burada da ben e, neden bunlardan bahsettim? Daha çok bu işte uyanışla birlikte belki... Ee, evcil hayvan edinebilirsiniz, ee, daha çok hayvanlara, doğaya, kendi yaşadığınız yerin çevresinde e, destek olacağınız süreçler içerisine girebilirsiniz. Mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli yaşamak ve bu belki bazılarınızın kısmetini açabilir bakın. Burada o as, e, asılı süreç nasıl aşılıyor diyordu kartlar. Dimdik durmanla birlikte hakkın, adaletin e, peşinde e, yüzünü hakka çevirerek durmanla birlikte bak o şeytanlar hayatından uzaklaşıyor ve ondan sonra hayatına bir huzur geliyor diyordu. Belki de kısmetiniz bu duruşunuzla birlikte de açılabilir. Bu yani her şey birbiriyle bağlantılı. Belki astroloji haritanda da sana diyor ki dimdik dur bak geri çekilme yani mücadele et. Hayatında mutluluğu bu şekilde elde edebilirsin. Yani sadece olumlama vesaire okey bunlar da önemli ama yapılan davranışlar da çok önemli. Yani hayatta hakkınızı savunmayı öğrenin, yasaları öğrenin, Kur'an'ın Türkçesini öğrenin ve hayvanlara, doğaya her zaman saygılı davranarak yaşayın ve bu çok önemli bakın. Yani bu toplumların da, insanların da hangi seviyelerde, sonraki süreçlerde yaşayacağının tercihidir. Hayvanlara, doğaya nasıl davrandıkları. Çünkü hayvanlar ve doğa insanlar için büyük nimetlerdir. Bunlara negatif e, yollar aracılığıyla korku işte negatif lanse etmeye çalışmaları falan hep sizi belirli seviyede tutup uyutup cehennem boyutunda sizi bırakmaya çalıştıkları için. Çünkü hayvan sevgisiyle kalp sevgin açılıyor. Doğa sevgisiyle kalp sevgisi kalp enerjisi açılıyor. Evrensel sevgi enerjisine geçiyorsun. Sevgi boyutuna geldiğin zaman da zaten uyanışın kolaylaşıyor. Uyanışını kolaylaştırmamak için hayvanlar ve doğa üzerinden bu tarz olaylarla belirli kişideki kişileri cehennem boyutunda tutmaya çalışıyorlar oralardan çıkman gerekiyor işte. Bu belki senin anne baban da olabilir, komşun da. Yani bunlara karşı dimdik durabilmen gerekiyor. Ne olursa olsun. Ondan sonra hayatına huzur geliyor. Yani sen korkmayacaksın. Ona şöyle yaparsam, o da şöyle yaparsa demeyeceksin. Öyle öyle güç iyinin tarafına geçecek. Dik durduğun zaman, pusmadığın zaman, silmediğin zaman. E, ve burada da o güce, o bolluğa, berekete belki evlenebilirsin. Kısmetinizin açılabileceğini görüyorum o e, bazı manevi uyanışlarla birlikte işte hayvanlara doğaya verdiğiniz desteklerle de birlikte yardım enerjileriyle de birlikte belki kendinizi evinize alıp bakmanızla birlikte gerçekten hakkaniyetli sevgiler hayatınıza yine böyle bu bilinçte Evlilik enerjisi gözüküyor. Ben evlenebileceğinizi görüyorum burada ve çok böyle kafası size uygun düşünce tarzı, size uygun çok romantik, çok sevgi dolu, çok saygı dolu ve çok e, kendi hayatında da başarılı. Ailesi sizi sevecek, kendisi sizi sevecek hayvansever, doğa sever aynı zamanda bir kişiyle evlenebileceğiniz de gözüküyor. Bu enerjilere geçmenizle birlikte, bu doğrultuda yaşamınızı şekillendirmenizle birlikte. Ve ben burada şu enerjiyi görüyorum. Şimdi o enerjiyi bir şunları da çekeyim ondan sonra söyleyeceğim. hayatınıza girecek bu kişi iki ihtimal var. Hayatınıza iki kişi birden gelebilir. Birisi sizi geçmişte çok üzmüş birisi. Evleneceğiniz kişi olarak gözüken. Belki siz tam birisiyle bir tanışma yoluna gireceksiniz ve o noktada bu kişi işte çok pişmanım, çok üzgünüm vesaire size adımlar atmaya karar verebilir. Özellikle hayatınıza aldığınız diğer kişiyi de kıskanarak ve o diğer kişiyle ilişkinizi bitirip kendisi sizinle belki evlenmek isteyerek hayatınıza girebilir Ben bir diğer ihtimalle şu enerjiyi hissettim e, burada açıkçası sizin ailenizden bir eril figürle de kendisi e, yanaşmaya çalışarak e, sanki o aile içerisinde bir eril figüre de e, işte bazı tekliflerle giderek e, işte böyle huyuna suyuna gitmeye çalışarak sizin hayatınıza girmeye çalışabilir. Ne bileyim erkek kardeşinizdir, amcanızdır, dayınızdır. Ailenizden birisine, geçmişte size üzmüş bir eril enerjinin, ailenizden bir eril enerjiye e, sanki böyle iyi adımlar atarak sizin hayatınıza girmeye çalışması, kendisine göstermeye çalışması enerjileri gözüktü. Bu o iyi adımlar atacağı eril enerji de geçmişte belki e, bu kişiyle, ...ilgili kötü şeyler düşünmüş... ...ya da onu istememiş, belki sizin hayatınızda istememiş birisi de... ...olabilir kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Aslında sizin aileniz içerisinde de... ...istenmediği bir sürece... ...şifalandırmaya çalışabileceği enerjiler gözüktü. Özellikle bir eril enerjiyle de anlaşma, uzlaşma... ...sağlayarak kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Ve bu kişi dediğim gibi geçmişte sizi çok üzmüş, belki... O depresyon enerjisine sizi sokmuş, belki o uyanış sürecine sizi sokmuş kişi de olabilir. Bu kişinin tekrar romantik adımlarla hayatınıza girebileceği özellikle bir eril enerjiyi de ikna etmeye çalışarak şeklinde gözüktü. ya da hayatınıza belki birisi girecek. O noktada ben seni istiyorum, evlenmek istiyorum falan da diyebilir. Çünkü iki eril enerji enerjisi gözüktü ama birisi daha aile bağlantılı birisi olarak gözüktü. Ve yalnızlığınızın aslında bireysel geçirdiğiniz süreçlerin ortadan, yani çok mutlu süreçlere geçeceğiniz gözüküyor. Yuva kurmanız, aile kurmanız, ev almanız, maddi manevi bolluk bereket enerjileri ama dediğim gibi iyiliğin Ö, bu sürece nasıl geçiyorsun? Bak, mücadele edebilmen sayesinde, dimdik durabilmen sayesinde. Şunu seçmek istedim Ne bu kadar olur. Yani cesaret alıştı. Işte. <laughs> e ee, bak ne çünkü, ya nasip eden Allah'a şükürler olsun. Önünüzde seçiyorum bakın kartlara. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Cesaret edemezsen, bakın mesajı da o kadar güzel ki bütün konuşmalarım doğrultusunda. Bu Mine Ölmez'in destesi bu arada. Ee, i̇şaret kartları, şöyle göstereyim. Bak ne diyor, evrenin sana gönderdiği işaretleri gör. Cesaret edemezsen, seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. İptal, 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 iptal. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme. Size bir cesaret geliyor. Siz böyle dimdik durmayı cesaretli duruş, özgüvenli, karakterli duruş, e, inandığınız inançlar, iyilik, hayvanlar, doğa, yaptığınız iyilikler e, doğrultusunda cesaretli duruş sergilemeyi öğreniyorsunuz. Ve bununla birlikte de şurası gözükmüyor. Şöyle şuraya koymuştum ama. Bununla birlikte de hayatınızda kısmetinizin açılacağı bir süreç içerisine girebilirsiniz. E, kartlarda. Çünkü bu, bu bu bir uyanıştır. Yani hayvan sevgisi ve doğa sevgisi manevi uyanışla gelir. Çünkü o kalp enerjisine getirir seni oradaki sevgi enerjisi. Ee, yani birinin gerçekten uyanıp uyanmadığını da hayvanlar ve doğaya davranışı ve yaklaşımlarıyla anlayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi. Yoksa hani saçma saçma yok insan üstün bilmem ne. İnsanın üstünlüğü zaten Allah'ın sunduğu bu hayvan ve doğa nimetlerine nasıl davrandığı, nasıl şükrederek davrandığıyla üstün üstündür insan. Yani gerçekten ona şükrederek mi davranıyor o hayvanlara, o doğaya? Çünkü o enerji temizliyor, koruyor, sana oksijen veriyor. Yani sen bakmak zorundasın. Anladın mı? İyi davranmak zorundasın. O, o Ekosistemin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için buna şükrederek Allah'ın bu sistemine saygı duyarak mı yaşıyorsun? Yaradan'ı sev, Yaradan'dan ötürü anlayışıyla. Ee, bu şekilde mi yaşıyorlar daha doğrusu bazı şeyleri aktaran kişilerde? Buna göre e, o kişinin gerçekten Allah yolunda olup olmadığını çok iyi e, gözlemleyebilirsiniz. Hayvanlar ve doğa konusundaki aktarımları ve davranışları doğrultusundan. Çünkü şu masanın bile hakikati vardır. Yani hakikatin e, kapısı açılan insan şu masaya bile kötü davranamaz. Teşekkür eder kendisine hizmet ettiği için e, senelerdir. Bak ben bu masa tarat açılımları yapıyorum, yeri geldi, dersler çalıştım. Örnek veriyorum masada. Yattığı yatağın bir hakikati vardır. Baktığı aynanın bir hakikati vardır. Ne dedim? Buradaki detayların bile hakikati var aslında. Renginden... E, sayısına, belki yapraklarının her şeyine kadar. Bu ledün ilmidir zaten. Yani. E... Merhaba tekrar. E, video çekerken e, mikrofonun sesi e, gitti. Mikrofonun sesinin gitme sebebi de mikrofonun şarjının bitmiş olması. Allah'tan e, hemen fark ettim. Ee, o yüzden videoyu e, tekrar devam ettiriyorum. Tabi araya bayağı zaman girdi mikrofonun şarj e, olması için. Mikrofon şarj olana kadar e, başka işlerimi hallettim ben de. Ama açılma dokunmadım. Zaten akışla birlikte seçiyoruz kartları. Asıl seçtiğimiz kartlar belli. E, akışla birlikte yine devam edeceğiz. E, şimdi size göre araya o kadar zaman girmedi tabi ama... Bana göre girdi. O yüzden şöyle tekrar toparlamak gerekirse de e, tam şundan bahsediyordum aslında. Her şey Allah'a dönüyor. Her şey Allah'a gidiyor. Allah'tan geldi ve Allah'a gidiyor. Açılma tekrar dönmek gerekirse de bundan bahsediyordum tam. Baktım çünkü nerede kesildi yine sesin. Ee, rüyalarımdan falan bahsettikten sonra e, böyle bu kısımlarda e, mikrofonun şarjı bitmiş, e, ses kesilmiş. Tekrar açılma dönmek gerekirse de burada dediğim gibi bekar olanların evlenebileceği e, ve burada geçmişte sizi pişman etmiş, depresyona sokmuş, size çok gözyaşı döktürmüş birisinin de e, ailenizle ve sizinle ve ailenizden bir eril enerjiyle de arasını düzeltmek için atacağı bazı adımlarla, romantik, düşünceli adımlarla sizinle tekrar barışmak isteyip aslında hem kendi yalnızlığını hem de sizin yalnızlığınızı gidermek isteyebileceği akış enerjileri gözüktü. Ee, onun dışında e, ya da dediğim gibi belki siz tam birisini tanıyacaksınız, birisiyle bir yola gireceksiniz. O noktada geçmişte size çok göz döktürmüş birisi de hayatınıza girebilir zaten cesaret kartına okumuştuk tekrar okuyalım zaten baştan itibaren bu doğrultuda konuşmalar yapmıştım bakın burada da 28 numaralı cesaret kartıyla cesaret edemezsen seni yüzen kişi ya da koşulların kölesi olursun İptep tep 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 İptel, 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 iptel. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme mesajı gelmişti. Tam olarak zaten buradaki kartları açıklarken de bu mesajlar çıkmıştı. İki tane daha buraya kart seçmek istiyorum yine. Biliyorsunuz Mine Ölmez de Başak Burcu. Onun destesi bu. Ee, senelerdir, seneler önce çıkarttığı bir deste bu. Ben de e, çok eskiden almıştım seneler önce. Mutluluk. 31 numaralı mutluluk kartı. Mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol, iç huzurunu koru. Yani anlık insan ilişkilerinde ay şu menfaat doğrusunda sana ne yapacakmış, şu sana ne diyecekmişi bırak. Bak burada da ne diyor? Huzur için az eşya, az insan bolca doğada vakit geçirmek gerekir diyor. Ee, tekrar sizin doğa ve hayvanlara vereceğiniz değer ve destekle birlikte de mutluluğu, huzuru ve öz sevgi öz özgüven enerjisini kazanabileceğiniz enerjiler gözüküyor. Tekrar mutluluğu e, yakalayabileceğiniz ve dediğim gibi ne demiştim doğa ve hayvanlara karşı da e, böyle hani dimdik durmanız, doğa ve hayvanlarla ilgili konularda dimdik durmanız, onlara destek olmanız, yardım etmeniz hayatınızda belki kısmet tıkalı gibi gördüğünüz kısmetlerinizin açılmasına da vesile olabilir. Çünkü burada yuva kurma, aile olma bununla ilgili çok güzel yeni başlangıçların hayatınıza girebileceği gözüküyor kartlarda. ve barış ve kavuşma 14 numaralı kart ee, barışı kucakla e, 14 numaralı kart barış ve kavuşma barışı kucakla sevdiklerini içtenlikle sarıl her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur bakın hep böyle mutluluğa kavuşabileceğinize barış kartıyla da dediğim gibi ben daha çok geçmişte de sizi üzmüş birisinin e, tekrar barış ve e, kavuşma niyetiyle e, belki de hatta ciddi ilişki yürütme niyetiyle de Hayatınıza girmek isteyebileceği enerjileri görüyorum. Ee, hatta sizi bazılarınız için ailenizdeki bir eril enerjiye karşı da korumak isteyebilir kendince. Ya da bir eril enerji ailenizden ondan hoşlanmıyor olabilir. Ona karşı da böyle bir e, ortayı bulma e, niyetiyle atabileceği adımlar e, gözüküyor. Ve yine bakın mutluluktan bahsediyor. Zaten kısmetinizde neler var dediğimizde deste altında da zaten iletişim e, kartı gözüktü. Bakın, beklediğin haberler olumlu olarak gelebilir. E, boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et mesajı gözüktü. Ben de bugün tam mavi e, eşofman takımımı giymiştim. E, tam da böyle boğaz çakrası demişken e, işte şey oldu. <laughs> e, tesadüf yok aslında ama yani aslında boğaz çakrası da insanların kendini sağlıklı ifade edebilmesidir. Öz sevgi, öz saygı, öz güven enerjisiyle çok doğru orantıdadır. Kalpten sonra gelir. Yani hayat enerjini sağlıklı şekilde e, sevgi enerjisine odaklandıktan sonra zaten boğaz çakrası yani doğaya hayvanlara bol bol destek olup o kalp çakran açıldıktan sonra boğaz çakrası kendini de sağlıklı şekilde ifade edebilmen gerekiyor işte burada dediğim gibi. ...yeri geldiğinde dimdik durabilmen gerekiyor. Bunları yaptığında zaten seni çok güzel şeyler bekliyor diyor kartlar. Zamanında seni üzmüş, kırmış... ...özellikle ilişki anlamındaki kişilerin de aile kurma niyetiyle hayatına girebileceğini söylüyor kartlar. Birinci deste, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu şekildeydi. E, pembe çiçeği seçenler uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel çalışmalarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel çalışmalarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Bolluk bereket, ailevi mutluluklar, yuva mutlulukları, yani öz sevgi, öz saygı, özgüven enerjisine kavuşmanız gibi çok güzel enerjiler gözüktür. Şimdi İkinci desteği seçenler, ikinci desteği seçenler, yeşil çiçeği seçenler şöyle açalım. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için ikinci desteği yeşil çiçeği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kısmetinizde neler var dediğimizde bir kılıç şövalyesi enerjisi çıktı ee, burada da yine harekete geçebileceğiniz bazı konuları kolaylıkla sonuçlandırmak isteyebileceğiniz yine biraz belki bazı konulardaki tepkinizi gösterebileceğiniz süreç enerjileri gözüktü eee kendi fikirlerinizi özgürce ortaya koyup ıı, savunabileceğiniz enerjileri görüyorum. Devam edelim. Evet, ikinci desteği yeşil çiçeği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kısmetinizde neler var? Kısmetinizde neler var? Ben kısmetinizde neler var biliyor musunuz? Özellikle kendisini belki ruhsal rehber olarak tanıtan birisine karşı da böyle bir tepkiniz gözüküyor. İşte ben ruhsal rehberim, ben çok manevi birisiyim, ben uyanmış insanım falan diyen birisi olabilir bu kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Bu kişiye bazı tepkilerinizin olabileceğini söylüyor ve bu tepkilerle birlikte aranızda belki açık iletişimle bazı şeyler konuşulabilir. Ama bununla birlikte ben şunu da hissettim. Sizde de bazı manevi içgörülerin açılmasıyla birlikte biliyorsunuz. Bu arada Mart ayı enerjilerini de çok merak ediyorum. Onu da çekeceğiz ama... Zaten balık burcu süreciyle birlikte bir önceki videoda da söylemiştim. Bu manevi rehberim şuyum buyum diyen kişilere karşı dikkat edin ekstra diye. O akış gözüküyor da sizin için çünkü. Burada da Azize kartıyla ben onu hissettim. Aslında kendi içinizde zaten e, o manevi enerjilerin olduğunu ve o manevi enerjiler açıldıkça belki bazı kişilerin sizin enerjisi, enerjinizi sömürerek ...sizi kullanmaya çalıştığına gözünüz açılabilir ve bu kişilere bir tepkiniz olabilir. Bununla birlikte iletişiminizi sonlandırabilirsiniz. Ee, belki bu kişileri dinlemeyi bırakabilirsiniz. Kılıçasıyla da birlikte. Aslında kazanacağınız manevi içgörülerle birlikte iç sesinizi ve aklınızı dengeleyerek... zekanızla da hareket etmeyi öğrenebileceğiniz e, bir süreç enerjisi gözüktü sizin için. Onun dışında bir de ben burada şu enerjileri görüyorum. Manevi konularda da yeni şeyler öğrenebilir. Bu konularda belki bir şeyler aktarabilirsiniz insanlara, çevrenize ya da belki bu konularda meslekler yapabilirsiniz. Psikoloji olabilir, enerjisel konular olabilir. Hepsi zaten birbiriyle bağlantılı, ayrı ayrı değiller aslında. Örneklemek gerekirse ama bu şekilde ifade edebiliriz, söyleyebiliriz. Meditatif çalışmalar yapabilirsiniz. Zihninizi daha dinginleştirebilirsiniz. Ben manevi olarak... E, ...akla karayı ayırt edebileceğiniz... E, ...süreçlere geçebileceğinizi görüyorum. Yani bakın Azize'de de siyah ve beyaz sütün vardır. O aslında Süleyman Tapınağı'ndaki Boğaz ve... yuakkin sütünlerini temsil eder. E, yani aslında... Normalde yani çok üst boyutlarda ikilik yok. İkilik insan boyutuna ait bir şey. Burada da Azize tam o iki, ikiliğin kapısında durur. Yani ben şunu görüyorum yine. O siyah ve beyazı içsel olarak dünyevi boyutta kim ak kim kara. E, bunu daha içsel olarak e, idrak edebileceğiniz süreçler içerisine girebilirsiniz. Manevi süreçlerinizle alakalı. Dinlediğiniz e, çok böyle hani hoca gibi gördüğünüz, rehber gibi gördüğünüz kişilerle alakalı e, ak mı, kara mı ayırt edebileceğiniz enerjiler gözüktü. Şimdi ama ben şunu da söyleyeyim. Bazılarınız için şu da olabilir. Bazılarınız belki bu kişileri dinlememeniz gerektiğini öğrenecekken kendi içinizde açılacak manevi içgörülerle birlikte. Bazılarınız da aslında şu enerjide olabilir bakın. Ben sinirleniyordum, öfkeleniyordum ama bir yerden sonra benim içimde öyle kapılar açıldı ki Söylediğin şeylerin aslında ne kadar akla yatan şeyler olduğunu gördüm. Zihin dünyamda ve iç dünyamda yani siz kendiniz kendinize bunu diyebilirsiniz. Zihin dünyanızda ve iç dünyanızda yaşayabileceğiniz dönüşümle birlikte aslında zamanda sinirlendiğiniz böyle yine ruhsal anlamda şeyler anlatan birisinin doğru şeyler söylediği idrakine de varabilirsiniz. Yine ben burada şunu görüyorum. Yani bazı kişileri doğru kabul edip bazı kişileri M -m, bu kişi... Ee, aslında kendi içimde de edindiğim bazı içgörülerle birlikte çok da böyle e, hani her ne kadar kendini çok ruhsal rehber gibi gösterse de çok da böyle peşinden gitmemem gereken birisi diyebileceğiniz süreçler içerisine girebilirsiniz ama bazılarınız da ben bu kişiye sinirleniyordum kendinize göre artık süreci değerlendirirsiniz. Ek kartlarda ne çıkacak bakacağız ama ben bu kişiye sinirleniyordum ben bu kişiye öfkeleniyordum ama ee, aslında söylediği şeyler kendi içimde de açıldı manevi olarak aktardığı şeyler ve şimdi aslında daha dingin bir zihinle söylediği şeylerin doğru olduğu kanaatine varabiliyorum. Bunları ben de düşünebiliyorum, idrak edebiliyorum aşamasına gelebilirsiniz. Yani manevi bazı sırları idrak aşamasına siz de gelebilirsiniz. Her iki olasılık içinde hatta her üç olasılık içinde. Çünkü üçüncü olasılıkta bu konularda eğitim alma kararları alabileceğiniz ve bununla birlikte dediğim gibi sizin de belki bazı şeyler aktarıp bazı şeyler sunabileceğiniz ya da bazı meslekler yapabileceğiniz, bazı şeyler öğretebileceğiniz belki insanlara enerjiler gözüktü. Şimdi devam edelim. ilk başta gözüken enerjiler bu şekildeydi. Kısmetinizde neler var dediğimizde manevi kapıları idrak etme, manevi sırları idrak süreçleriniz gözüktü. Özetlemek, toparlamak gerekirse her olasılık için. Devam ediyoruz. <laughs> ne görüyorum biliyor musunuz? Ee, evet. Şimdi burada daha netleşti. Şunları da bir çekelim de. Bu süreç içerisinde birlikte iş yaptığınız, anlaşma, sözleşme yaptığınız kişilere çok dikkat edin. Çünkü çok büyük umutlarla, aslında sonrasında çok düşünmeden, kupa yedilisi, yani ee, Neptünyen bir enerji var. Zaten tam da balık yeni ayı içerisindeyiz. Yani dikkat edilmesi gerek. Ayaklarınızın yerden kesilmesiyle birlikte özellikle bu desteği seçenler enerjisel konularda birileriyle ortaklık içerisine giriyorsanız, anlaşmalar, sözleşmeler yapacaksanız bunların daha sonradan size maddi olarak zararlar getirebileceği gözüktü. Çok ben bu kişiyle anlaşıyorum, ediyorum. Ortaya bir para koyabilirsiniz, bir katkı yapabilirsiniz. Ee, ne bileyim ya da hani e, belki bir yer açacaksınız e, manevi konuların dışında da ortaklık yapacağınız belki diyeceksiniz ki benim bir şubem var ben bir şube daha açacağım ve Karşınıza çıkacak kişileri ilk başta çok sevebilirsiniz, size çok e, candan gelebilirler, tam kafada, kafama göre diyebilirsiniz ama kupa edilirse. Yani burada biraz daha e, bir şeyler netleşene kadar aslında beklemen gerekiyor diyor kartlar. Hemen bir karar verip sonrasında düşünmeden e, bir iş, bir ortaklaşa bakın, bir proje içerisine girebilirsiniz birileriyle. Ama daha sonradan bu süreç sizi maddi olarak çok zorlayabilir keşke bu kişiyle bu şey içerisine girmeseydim diyebilirsiniz. Ve ya siz ya da karşı taraf, taraflardan birisinin, yani burada şu var, iki ortak var sanki burada, bir ortaklık içerisine giriliyor gibi. Ortaklardan birisi daha sonra ya da bir iş durumu olabilir, birisi size belki bir iş teklif edebilir. Manevi süreçlerle ilgili destek olacağız. Bak ben sana şu kadarını katıyorum, sen de şu kadarını kat. Tılsım atılısıyla çok güzel başlangıçta gözüken bir sürecin aslında daha sonra çok sonrasının planlanmadığı için her şey etraflıca konuşulmadığı için aslında bazı şeyler havada kaldığı için sonraki süreçlerde özellikle maddi konularla ilgili ve zamanlama konularıyla ilgili sizi sıkıntıya düşürebileceği gözüktü. Yine de iptal 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 bir sponsor. Ne bileyim bir proje için işte ben e, şu kadar para katıyorum, seninle güçlerimizi birleştirelim, sen de şu kadar emek ver. Sonradan hani sonrasına da bakarız örnek veriyorum gibi süreçlerle ilgili. Sonradan ama e, maddi sıkıntılı süreçler gözüktü. Ve o parayı veren kişi kimse bu ortaklık için, bu işi... E, yani teklif eden sanki, yardım eden, daha çok para sunan, yani maddi olarak daha çok aktarımda bulunan taraf kimse bu ortaklık içerisinde. Onun daha sonradan zor duruma düşebileceği gözüktü. Ee, belki vereceği parayı işin karşılamaması ya da karşılığını alamaması. Şimdi belki diyeceksiniz ki yani bu neden benim kısmetimde gözüktü? Belki de bazı spiritüel rehber gibi gözüken kişilere güvenip onların peşine takılıp gitmemeniz içindir. Belki de bir ortaklığı kendini spiritüel rehber olarak tanıtan birisiyle yapabilirsiniz. Yani burada bunu görüp daha dikkatli düşünerek süreçlerinizi ele alabilirsiniz. İlla yaşayacaksınız diye de bir şey söz konusu değil. Ama şu var burada yani ne var burada biliyor musunuz? Yani siz parayı verirken, parayı veren taraf kimse burada bu iş ortaklığı için daha çok maddi yatırımda bulunan. Her şey okeyken, güllük gülüstanlıkken, daha sonradan işin maddi sıkıntılara düşeceği kısımda bu karşı tarafın, çok böyle canım cicim davranan tarafın, çok böyle e, sizin ayaklarınızı yerden kesen, umut veren tarafın e, siz böyle hani ben bu işe para kattım, sen benim kadar da para katmadın üstelik bu işe. Hani beni lafla, sözle, spiritüellikle kandırdın. E maddi olarak karşılığını alamadık biz bu işi. Ne ben yaptığım yatırımın karşılığını alamıyorum. Sıkıntılı süreçler içerisindeyim diyebilirsiniz. Ya da bu daha çok maddi yatırımda bulunabilecek taraf kimse. Karşı tarafta diyebilir ki bana ne ondan sonra. E, bakın karşı tarafın ondan sonra birden cimriliğiyle karşılaşabilirsiniz. Birden başta hepimiz ortaya bir şey koyalım derken daha sonradan bu benim param, bu benim emeğim. Ben kendi paramı, kendi kaynaklarımı geri çekiyorum. Kendi kaynaklarımı korumaya alıyorum gibi cimrilik çalıştırdığı tavırlarıyla, açgözlülük çalıştırdığı tavırlarıyla karşılaşabilirsiniz. Başta o zaman neden mesela ya şey var sanki birisi size bir konuya yatırım yaptırabilir ama daha sonra onun karşılığını alamadığınız noktada da size zararınızı karşılama noktasında cimrilik çalıştırabilir. Baş, baştan ama o yatırımı yaptırmak için bir sürü canımlar, cicimler, laflar dökerken iyi de yani yapacağınız özellikle ikili anlaşmalar, sözleşmeler, gireceğiniz ortaklıklar bunlarda zarara uğrayabileceğiniz özellikle maddi süreçler gözüktü. Ve sonra belki kavgalar, yaşayacağınız sıkıntılar ama dediğim gibi daha çok maddi olarak ortaya iş koyan para koyan taraf kimse onun için daha üzücü süreç enerjisi gözüktü belki de dediğim gibi yani şunu anlayın diye her spiritüelim diyeni ya da her gel birlikte ortaklık işine girelim gel bana sponsor ol gel iş yapalım diyenin peşinden gitmemeniz gerektiğini belki de öğrenmeniz gereken bir süreç olabilir. Kısmetinizde neler var? Şöyle çirelim. Kavga. Bakın başka bir deste ama yine gözüküyor. Ve yolculuk temalı enerjiler de görüyorum ben burada. Leylek kartıyla ve bu rider kartıyla, atlı kartıyla birlikte. Sanki bazı yaşadığınız maddi sıkıntıları bir yolculukla birlikte de belki o ortaklık içerisine girdiğiniz, iş anlaşması sözleşmesi yaptığınız ya da belki sponsor olduğunuz kişiyle yakından halletmek isteyebilirsiniz. Yanına gideceğim, görüşeceğiz, detaylı konuşacağız. Hani Bir de şey var bakın burada. Bu acının bu kılıç üşüsünü yani maddi konularla ilgili bakın tılsım ikisi tılsım beşlisinin ortasında kılıç üşüsü Bu maddi konularla ilgili yaşanılabilecek olasılıklar doğrultusunda tabii ki. Yine de iptal 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 da diyelim. Bu acının bu kalp kırıklığının sonradan ortaya çıkabileceği gözüküyor. Sanki bakın o kuyudan sonradan orada. Yani başta yok bu gündemde. O yüzden yapacağınız anlaşmalara, sözleşmelere çok dikkat edin. Bir şey sanki birisi size çok vaatler verip, çok böyle sizi havalara uçurup, sizin bir şeye maddi yatırım yapmanızı sağlayabilir. Ama daha sonradan siz zarara uğradığınızda başta senin paran, benim param Söz konusu değilken birden o senin paranda sen zarara uğradın beni ilgilendirmiyor benim param burada e, benden uzak dur gibi bir tavır sergileyebilir ve belki siz bir yolculuk vasıtasıyla bu kişinin yanına gitmek isteyerek falan da süreci e, maddi zararınızı belki çözüme kavuşturmak isteyebilirsiniz. Ama bu karşı taraf çok kapalı ve çok cimri ve çok açgözlü bir davranış sergileyebileceği için bu noktada çok kavgalar gözüküyor. Yani sesin yükselmesi, kavgalar yani ortaklık noktasının kavgaya dönüşmesi, maddi sıkıntılar ortaya girince enerjisi gözüktü. Devam edelim. Bazılarınız için şunu da söylemek istiyorum. Ben burada daha çok iş ortası. Şunları da seçeyim de ondan sonra söyleyeceğim onu. Bakın burada da gözükecek mi Ailem. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Dört numaralı aile kartı. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız e, ip tep 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 te, tep tep te tepta tep te diyelim. İmkansız gibi görünse bile affedici ol yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma bazen yakınlarını dinlemelisin aile büyüklerin haklı olabilir. Belki de siz birisiyle bir anlaşma bir sözleşme bir iş içerisine gireceksiniz. E, ama belki aileden birileri sizi uyarmaya çalışabilir Bunları dinle diyor. Ya da dediğim gibi burada yine atalardan gelen negatif aktarımlardan dolayı da başta çok güzel gözükürken zaten tılsım beşlisi de atalarla ilgili karmik süreçleri de gösterebilen kartlardan birisi. Ee, adalet kartı kendini attı. Mahkemeyle de birlikte yani mahkemelik bile olabilirsiniz belki bu kişiyle. Adalet, haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığını emin ol. Şimdi bu taraflardan şu cimrilik ve açgözlülük çalıştıran taraf siz misiniz değil misiniz kendinize göre düşünün ben hangi tarafa hangi enerjide anlattım. Yani bu taraf adaletsizlik yapmaya çalışan taraf ee, ama bir taraf daha verici. O verici tarafın ama sonunda e, zaten hakkını alabileceği gözüküyor ama bu kişinin kaçın kurrası tavırları nedeniyle cimri tavırları nedeniyle e, bu biraz kavga dövüşle olabilir gibi gözüktü. bu kadar olur. Bu kartın gelmesini bekliyordum bu arada. Hilebaz gözünüzün önünde çekiyoruz zaten. Bazı insanlar 32 numaralı kart hilebaz. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol ne dedim yani. Ben özellikle ruhsal manevi rehberin çünkü bu, bununla ilgili size çok büyük akış geliyor bakın. Ben zamanda size dolandırıcılıklarla ilgili özellikle bu akrep yanı ayı ve İkizler donayı zamanında biliyorsunuz ünlülerden bile çokça kişi dolandırıldı. Ve ee, balıkta bir noktada yani balığı kimse balığın dolandırdığını anlamazsın da bak. İyilik yaptığını zannedersin. Allah yolunda gidiyorsun zannedersin. Seni soyup soğana çevirir. Anlamazsın. Enerjini çeker. Anlamazsın. Yine de iptal 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 diyelim. Zize kartıyla da yani burada özellikle Manevi süreçlerle ilgili işbirliği, anlaşma, sözleşme, gel birlikte çalışalım, şunu imzala, bunu yap. Ama daha sonra sizi maddi sıkıntıya sokabilir bu kişi. Ve şunu anlayabilirsiniz hani e, kimsenin peşinden gitmeyeceksin. Kendi aklını kullanacaksın. Böyle bir yani bu size böyle bir ders niteliğinde olabilir. O yüzden size hep ne diyorum? Ben dahil kimseye bağımlılık çalıştırmayın. Koyun gibi gitmeyin. Sorgulayın, akledin, düşünün. Kendi hayatınıza göre başka durumlar söz konusu olabilir çünkü. Ve ben de insanım ya da başkaları da insan. Ben o yüzden kendi şeytanımdan da korunmak için Allah'a sığınarak niyetlerimi alıyorum. Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle diyerek. Hayvansever, sever kişilere niyetle. Yani çok önemli niyetler alıyorum. Onlar aslında mühür, koruma, büyü yani. Söz büyüdür. Ee, burada da bakın bir de ben e, şunu hissettim. Burada gözükürse de söyleyeceğim demiştim. Gözüktü. Boşanma süreci içerisinde olanlar. E, bir süredir bu süreç askıdaysa şöyle bir süreç olabilir. Belki o mahkemede bu kişinin size para ödemesi, belki nafaka vermesi, ne bileyim belki hakkınız olanı vermesi, özellikle boşanma süreci içerisinde olanlar böyle bir süreç içerisine girebilirsiniz. Mahkemeden bu karar da çıkabilir. Ama daha sonra bu kişi size katakulli yaparak bir yerlere imza attırmaya çalışabilir. Kupa edilisi. Ee, ne bileyim siz belki bu kararı imza attığınızı zannedersiniz ama bu kişi Para vermemeye imza attırabilir size gibi. Yani bir katakulli, bir kupa yiğididesi kafanızı karıştıracak e, ya da başka tekliflerle gelebilir. Ya mahkeme kararı zaten sana para vereceğimi söyledi. E, gel biz bu parayı şu işe yapalım falan gibi tekliflerle gelebilir ya da. E, yani e, şimdi bir, bir laf var da şey olacak, argo olacak söylemeyeceğim. Yani bir şeye gelmek diye bir laf var ya o şeye gelmemeye dikkat edin burada hani katakulye diyeyim ben siz anladınız onu katakulye gelmemeye dikkat edin bakın bu süreçlerinizde özellikle aile bağlantılı kişilere de karşı ama ilk akışım iş bağlantılı ortaklıklar doğrultusundaydı ikincisi de ne bileyim boşanacaksınızdır onu fakayı sonradan vermek istemeyebilir falan tekrar bir mahkeme süreciniz olabilir örnek veriyorum ya da diyebilir ki ben sana zaten örnek veriyorum boşanacaksınızdır ev size kalacaktır ee, gel bu evin parasını satalım ee, ben işte ortaklaşı şöyle bir iş kuralım falan diyebilir size bir yerlere imza attırıp ondan sonra da e ee, nerede evin parası onda vermeyeceğim bana ne imza atmasaydın şöyle yapmasaydın böyle yapmasaydın bu benim param ee, iş işten geçti falan gibi yani e, aile içerisinde de boşanma süreci içinde olanlar falan varsa e, çok dikkat edin e, bu kişinin size güzel şeyler sunuyormuş gibi yapıp daha sonradan sizi yani hakkınız olan belki bir parayı size vermemek için çeşitli işte imzalar ne bileyim? teklifler huyunuza suyunuza gitmeye çalışması. Bu süreçlere de dikkat edin. Ee, ama yani sonrasında zaten bir kavga ile bir şeyle yine hakkınız olanı alabileceğiniz enerjiler gözüktü ama yani dikkat edin hiç bu süreçleri belki de yaşamaya da bilirsiniz. Ee, gözüken enerjiler doğrultusunda. Bak adaletle geldi hile ve Yani adaleti bile kandırmaya çalışan kişiler var diyor kartlar hayatında dikkat etmen gereken, kısmetinde, önündeki süreçte dikkat etmen gereken. Ona göre ayağını denk al, dikkat et. Bak, bitirmen gereken kişiler belki de. Ama kılıç ikisi. Bakın deste altındaki kartları görüyor musunuz? Orada bilmiyorum ama sanki henüz bilmiyorsunuz siz bu kişiyi. Ben çok masum görmeniz, çok destekleyici görmeniz, özellikle maddi olarak da enerjiler hissettim. Şimdi iş ortaklığı konusunda da yorumladım. Mahkeme süreçleri konusunda da yorumladım. Ama her anlamda zaten burada bütün olarak baktığımızda dikkat etmeniz ve aklınızı kullanmanız gereken. Zaten kendi manevi açılımlarınızla birlikte de aklınızı kullanmayı hepsini bir arada harmanlayarak e, dünyevi boyutta yaşamanız gerektiğini çok daha iyi idrak edebileceğiniz süreçler gözüktü. Yani maneviyat oturup susup beklemek değil. Bazen... E, o şeyi de, o sert enerjiyi de, o tepkiyi de gösterebilmek, o hakkı da savunabilmek aklı kullanarak. Bunları da aslında idrake geçebileceğiniz süreç enerjileri gözüküyor. ya da aile bağlantılı belki bir arsa paylaşımı, ev paylaşımı falan süreçleriniz varsa birisi size şunu diyebilir. Ben sana şu kadarını vereceğim. Senin hakkın bu herkes hakkını alsın ama daha sonra orada katakulli yaptığını anlayabilirsiniz falan. Yani aile içerisindeki olaylarınıza da özellikle mal, mülk, parasal konular bakın. Dikkat edin. İmza attığınız yerlere ilk başta size ikna ne kadar çok iyi davranabilecekleri gözüküyor bir de. Yani oralardan anlayabilirsiniz. İş ortaklıkları, ev, arsa, mal, mülk, aile bağlantılı bu konular ve yine aile bağlantılı mahkeme süreçleriniz, boşanma süreçleriniz bunlarla ilgili Yine e, parasal konular, mali konuları dikkat etmeniz gerekiyor. Kısmetinizde neler var dediğimizde gözüken enerjiler sizin için bu şekildeydi. İkinci desteği e, yeşil çiçeği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, diyen ve mail aracılığıyla. Özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Şimdi üçüncü desteğiyle devam ediyoruz. Üçüncü desteği seçenler. Ay bu değildi üçüncü deste. Şu. Üçüncü desteği seçenler, beyaz çiçeği seçenler, ...abonelerimdeki niyetime... ...uygun kişiler ve enerjiler için... ...şimdi... ...bir taraftan da şöyle tarot kartlarını... ...karıştıralım... ...kısmetinizde neler var dediğimizde... ...kupa şövalyesi enerjisi gözüküyor... ...şimdi kupa şövalyesi gö görünce... ...yani insan şunu demeden... ...duramaz... <laughs> ...hayatınızda romantik bir ilişki... ...romantik bir aşk giriyor olabilir... ...bir flört, yeni bir aşk... ...yeni bir ilişki... E, ...giriyor olabilir... Bu kişi romantik olabilir, şarkılarla, ne bileyim romantik iltifatlarla, sözlerle böyle gönlünüzü hoş etmeye çalışabilecek birisi olabilir. Devam kartları çekelim şimdi. Okey, evet. Üçüncü desteği seçenler, beyaz çiçeği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Aşk geliyor gözüküyor. İlişki geliyor gözüküyor. Çok güzel gözüküyor ve bu yeni bir ilişki. Ya da bir ilişkinin belki de aydınlanması. Şimdi geçmiş bağlantısı gözükecek mi? Diğer kartlara bakarız ama geçmiş bağlantısı varsa da yenilenme enerjisiyle girebilir. Yani her anlamda yeni bir ışık, yeni bir güneş doğuyor hayatına diyor. Çok mutlu hissedeceğiniz, ya böyle kendinizi çok güzel, çok mutlu, içinizdeki çocuğun onaylayacağı bakın. Size meditasyon yaptırmıştım. İçinizdeki çocukla kavuşma meditasyonu. Hayatınızda güzel şeyler yaşayabilmeniz için. Ve orada da söylemiştim bunu. Ee, i̇çinizde bir şeyler rahatsızsa bazı kişilere karşı. içinizdeki çocuk onaylamıyordur aslında onu. İçinizdeki çocuğu dinlediğinizde mutlu olabilirsiniz. O yüzden o meditasyonun başlığına hayatınıza mutlulukları çekebilecek meditasyon gibi bir şey yazmıştım galiba. O meditasyonu izleyin, yapın. O çok önemli. Orada çok başka e, meditasyon teknikleri, enerjisel teknikleri de harmanlayarak ben çalışma yaptırdım. Aldığım akışla birlikte, ilhamla da birlikte. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Çok önemli bir meditasyon o. Burada da işte, yani bu kişinin size atacağı adımlarla sizin içinizdeki çocuk da, evet bu kişi e, beni mutlu edecek kişi diyebilir size. İçinizdeki çocuğu, canlandıracak onu en başta çok mutlu edecek birisi olarak gözüküyor. Kendisi de böyle çok e, kıpır kıpır çok böyle yani iltifat etmekten gocunmayan çok rahat iltifat edebilen çok böyle içinize dokunacak kalbinize dokunacak ruhunuza dokunacak sözler edebilen e, çok böyle şey e, nedenler onu romantik birisinin enerjisini gören ve sizden çok hoşlanabilir. O yüzden böyle dört nola koşma hani e, sürekli iltifat yani sürekli sanki size iltifat eden birisi gözümün önüne geliyor. İltifat etmesi, sürekli işte şunu ister misin, bunu ister misin, bunu yapalım mı, şunu yapalım mı? Yani böyle çok mutlu olabilirsiniz. Kendinizi çok böyle onun yanında içinizdeki çocuğu göstermekten çekinmeyebilirsiniz, korkmayabilirsiniz. Cıvıl cıvıl hissedebilirsiniz. Sizin hayatınıza güneş doğurtabilecek. Zaten birisi olmadan da hayatınızda o güneş olsun ama o güneşin aydınlığına Balçıkla sıvaya, sıvamaya çalışmayacak. Tam tersi o güneşi daha da parlatmaya çalışabilecek. E, i̇ltifatlarla onun değerini bilerek birisi hayatınıza girebilir. Birisi bir e, aşk itirafında bulunabilir. Benim sana duygularım var diyebilir size. Açılmak isteyebilir e, şeklinde gözüktü. Çocuklarla bağlantılı yerler ve konular aracılığıyla da bu teklifler size gelebilir oyun alanı olabilir, okul olabilir. Ne bileyim öğretmensinizdir. Belki hani başka bir öğretmen arkadaşınız olabilir. Ya da belki bir parka gideceksiniz. Orada birisi açılabilir falan. Yani çocuklarla ilgili alanlarda da böyle bir duygusal açılım yaşayabilir bazı kişiler size. Şimdi bir diğer kartları seçelim bakalım. Başka neler görülecek. Bu, kişi bu durumla ilgili detay verecek mi ya da başka şeyler gösterecek mi kartlar bakacağız. Üçüncü desteği seçenler, beyaz çiçeği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kısmetinizde neler var? Aşk var ya, ilişki giriyor hayatınıza. Kısmetinizde neler var? Allah Allah. Şey, ben çoğunluk çoğunuz için geçmişten birisi gibi hissediyorum. Tılsımı kesili ve çektiğim ek kartlarla da bu adım atacak kişiyle sizin geçmişte aranıza çok fazla üçüncü kişi, dördüncü kişi, beşinci kişi girmiş olabilir. Bu ilişkiye karşı çıkmış olabilir, sizi ayırmaya çalışmış olabilirler, birbirinize düşürmeye çalışmış olabilirler. Böyle birisinin tekrar hayatınıza girebileceği gözüküyor ve e, gerçekten hediyeler almak isteyebilir. Neyden ne seversiniz, neyden hoşlanırsınız. Sizi gerçekten çok mutlu etmek isteyebileceğini görüyorum. Bu kişi sağlık sektöründe çalışıyor olabilir. Sanat sektöründe çalışıyor olabilir. Kupa kralı olarak gözüküyor ve çok da yardımsever birisi olarak gözüküyor. Bir su içeyim. aranızdaki engelleri bir de ben şunu görüyorum. Bu kişi size belki adım atacaktı, belki kendini gösterecekti, bir şeyleri düzeltmek istiyordu. Ama çok yoğun birisi. Yani gerçekten sadece belki bir yani abi yani tabir olacak ama bir kişisel ihtiyaçlarını gideriyordur. Bir uyuyordur, kalkıyordur falan. Gerisi full çalışma olabilir bu kişinin hayatının. Gerçekten çok çok yoğun olabilir. Bana göre bahane değil ama yani çok yoğun olabilir. O yüzden de hani şu zaman adım atsam sonrasında şu işlerim var, ona yine zaman ayıramayacağım, o yüzden o zaman adım atmayayım. Şu zaman adım atsam yine zaman ayıramayacağım, o zaman adım atmayayım diye diye hep size açılmayı, hep duygularını göstermeyi çok ertelemiş birisi gibi. Belki bazılarınız için iki senelik bir süreç bile olabilir geçmişe olan bu enerjiler. Yani baya belki iki senedir. İki senede hiç mi boş zaman bulamadı diyeceksiniz. Bu kişiye sorun ne bileyim. <laughs> yani gözüken çok yoğun olduğu gözüküyor. Adım atarsa sorarsınız yani hiç mi bulamadın çok merak ediyorsanız bunu. Ama şey var burada ne bileyim belki bir zaman buluyordur ama sonrası müsait değildir. Yine hani sonrası yine çok yoğun. Hani atıyorum iki gün ona zaman ayıracağım ama sonra yine ayıramayacağım. E ne olacak hani ne anlamı kaldı o adımın gibi düşüncelerden dolayı erteledikçe ertelemiş sanki bazı sorunları çözmek için, duygularını ifade etmek için, kendini ifade etmek için ve sizi mutlu etmek için aslında. Ben biraz saflığını ve masumiyetini de kanıtlama isteğiyle ve şey de hissettim. Aranızdaki her şeyi aydınlatmak için de güneş kartıyla ve yıldız kartıyla şifalandırmak için de atabileceği bir adım enerjisi gözüküyor. Tekrar bir araya gelmenizin umudu var mı? Yani bununla ilgili bir şans var mı aslında? Bunu da e, görmek isteyebileceği için adım atabileceği enerjiler gözüküyor kartlarda yardımsever birisi hayvanlara doğaya e, çokça yardım eden birisi olabilir çocuklara hayvanlara doğaya e, ama çok yoğun yani iş hayatı çok 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 yoğun gözüküyor zaten bu yoğunluğu da çok bahane et yani bahane diyeceğim de hani belki de bahane değildir bilemiyorum dediğim gibi. Sonuçta kolektif açalım. Atarsa adım sorarsınız. <laughs> ee... Ama ben temiz niyetler görüyorum bu kişinin enerjisinde. Şimdi bir Lenormand'a falan da bakalım da. Sizin bir de ondan çoktan gittiğinizi düşünen birisi. Bu. Yani kupa sekizlisi. Siz çoktan bu kişiden gitmişsiniz yolunuza bakmışsınız ayrılmışsınız bakın burada da diyor walk away and separation yani yürüdü gitti ayrıldı yoluna baktı gibi düşünen birisi sizinle ilgili tekrar arkanızdan bakın o adımı atmak zamanında bakın sizin içinizde boş bıraktığı şeyleri doldurmak için bakın o duygu adımlarıyla kupa kupa o kupadaki boşluğu yine kupalarla bakın doldurmak isteyerek hayatınıza girebilecek birisi gözüktü abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Birden fazla iş yapan birisi de olabilir. Yani iş hayatı çok yoğun. Çok 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 yoğun. Sorumlulukları çok fazla gibi. Bazılarınız için belki bu iki iş yapıyorsa birisinden ayrıldıktan, bu iki işin birisinden ayrıldıktan sonra yani. iki işin birisinden ayrıldıktan sonra falan da size e, adım atabilir. Şansın deneyeceği gözüküyor ama bir adımla birlikte. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kısmetinizde kim var? Bakın iki tane yıldız kartı görüyor musunuz? Evlenmek isteyebilir bu kişi sizinle. E, bu enerjileri de görüyorum e, yuva kurmak isteyebilir evlenmek isteyebilir Niyet, Ya yani niyetinin çok saf ve temiz olduğunu ve ciddi olduğunu size kanıtlamak isteyebilecek bir kişi oh ve şöyle enerjiler görmeyi özledim ya gerçekten nasip eden Allah'a şükürler olsun insan şöyle enerjileri yorumlarken içi de ferahlıyor gerçekten yani böyle içim ferahladı maşallah maşallah. Yani şöyle enerjiler gözüküyor da biz mi söylemiyoruz ben mi söylemiyorum. Ya o kadar güzel bir akış var ki burada. Ama ben şunu görüyorum siz ister misiniz orası muallak. Çünkü çok geride bıraktığınız birisi gibi bu. Bakarız ona da bir bakalım enerjilere de diğer enerjilere. Bakın deste altında da gün ışığı var bu kadar olur bakın. Güneş güneş 22 numaralı kart. Yani diğer yani partneriniz ben çok öyle konuşmayı sevmiyorum ama... Partneriniz yani partneriniz olacak kişi belki evlenmek isteğiyle de hayatınıza girebilir bu kişi. Ama önce bir şeyleri düzeltmek istiyor sizinle ilgili ee, ve geçmişte aile bağlantılı da sırtında belki çok yükleri vardı. Onları da şifalandırdıktan sonra çünkü ev ve ağaç kartı. Ağaç da gelenek, göreneksel işte ailevi durumları vesaire kökleri gösterebilen bir karttır. Aile içindeki bazı şeyleri de sağlıklı aşamalara kavuşturduktan sonra da size ciddi niyetlerle gelmek isteyebilecek birisi olabilir. Biraz belki maddiyatını şifalandırdıktan sonra, işini gücünü yoğunluğunu düzene soktuktan sonra, şifa niyetiyle, aranızı düzeltme niyetiyle adım atabilecek birisi olarak gözüküyor. Ve niyetinin saf ve temiz olduğunu size, size sürekli iltifatlarla, konuşmalarıyla, Merak etmesiyle, sorduğu sorularla çok soru sorabilir falan. Hep böyle niyetin temiz olduğunu ispatlamaya çalışabilir aslında size bu kişi. Ve bakın bunu da okuyalım deste altında. Yani nasıl eden Allah şükürler olsun, nasıl eden Allah şükürler olsun. Yine çok güzel eş zamanlılıkla her video öyle hemen hemen zaten. Nasip eden Allah şükürler olsun. Nasip eden Allah şükürler olsun. Ve zaten arkada da bakın bir güneş var. Bir güneş sembolü, bir güneş figürü var. Ee, okuyalım 22 numaralı gün ışığı kartı. 22 numaralı gün ışığı kartı. Ee, güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol o geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Ne dedim? Hayatınızda işte güneş aynı zamanda benlik ve içteki çocuktur. Gece ve gündüz. Tabi gecenin de ayrı öne önemi var. Dişil taraf açısından, hisler açısından, bazen dinlenme gerekliliği açısından. Koruyucudur da aslında aynı zamanda. Gündüzün de ayrı bir yeri var tabi ki. Ama burada... E, yani Tekrar sanki hayatınızda doğacakmış ya da doğmuş gibi hissedebilirsiniz. Hayatınızda o yaşam enerjisi tekrar girebilir. İlişki dünyanız canlanabilir bu kişinin attığı adımla birlikte çok çok mutlu olabilirsiniz. Şifalanabileceğinizi görüyorum ilişki dünyanızın, bu kişinin atabileceği adımlarla da birlikte. Bak yaşama sevincini diri tut çünkü bunun yansıması sana da o yaşama sevincine layık adımlar gözüküyor burada gelebilir gözüküyor diyor kartlar. Çok güzel enerjiler çıktı. Yine devam edelim o deste altındaki kartta. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kısmetinizde neler var? Yenilenme bu kadar olur bakın. 15 numaralı yenilenme kartı. Eski kalıplar Bu kişi geçmişten birisi ya çok yüksek ihtimal yepyeni birisi gibi hayatınıza girebilir. Çok yepyeni enerjilerle Tüm toksikliklerin bakın 15 o şeytan enerjisi. Tarot'ta şeytan kartıdır 15 numaralı kart. O şeytan araya giren karmik durumlar kişiler çektiğim ek kartlarda görmüşsünüzdür sizde. Değnek beşisi falan gözükmüştü. Yani aranızı bozmaya çalışan kişiler araya giren kişiler hepsinin yenilendiği bakın. Değişip dönüştü. O eski kalıplar yıkılıyor diyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla. Yani belki o zamanki kişi, yani o yenilenmemiş halindeki kişi size hizmet etmiyordu. Siz o yüzden yolunuza baktınız, yenilendiniz ve belki o kişi de yenilenerek size hizmet edecek haliyle hayatınıza girebilir. Karmik süreçleri atlatarak diyor kartlar. Görkemli krallık 39 numaralı kart hayatın en bereket hayatının en bereketli bakın arkada yine güneş var görüyor musunuz nasip eden Allah şükürler olsun nasip eden Allah şükürler olsun hayatının en bereketli değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin zaten yani artık e, tamamen anlattığım şeylerin tasdikleyen kat, kartlar çıkıyor gözünüzün önünde çekiyoruz görüyorsunuz Nasip eden Allah'a şükür, şükürler olsun, nasip eden Allah'a şükürler olsun. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlayla alıyorsun. Ne dedim sizi böyle çok ilgilenecek sizinle birisi, siziyle yalnız. Ee, ve zaten hani o ilgiyi gösterebilmek için de zamanını çok kollamış sanki adım atmanın. Çünkü iki mesela sanki çok yoğun olduğu süreçte adım atsaymış iki gün ilgilenip üçüncü gün yine belki ilgilenmiyormuş gibi gözükebilirmiş. Bazı şeyleri e, yoğunluğun ya da yoluna koymaya çalıştığı için yoğunluğundan dolayı. O süreçler arındıktan sonra size de daha rahat ilgisini, alakasını göstererek, içi nasılsa dışı öyle göstererek e, adım atabilecek bir enerjide. Burada da diyor bakın özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Tabii ki abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için hayvansever, doğa sever, hayvanlara doğaya saygılı, sevgili, saygıyla saygılı yaşamaklarına saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için Burada çıkan enerjiler. Çünkü en başta zaten bu kodlamayı yaparak bu açılımları yapıyoruz. Bu niyetleri alarak bu açılımları yapıyoruz. Bu niyet uygun değilseniz bu açılımların hiçbiri size hiçbir şekilde uygun değil zaten. Yani boşa dinliyorsunuz gibi bir şey. Ama boşa da dinlemiyorsunuzdur. Hiçbir şey boşa değil çünkü. Size o tohumların, o güzel tohumların ekilmesi için denk geliyorsunuzdur. Allah yine size bir yerde himmet ediyordur aslında. Devam edelim. Çok güzel çıktı iltifatlar, ilgiler, alakalar ve hani burada boş bir şey görmüyorum. Hani iki tane güzel laf ondan sonra hani peşinizi bırakma gibi değil. Hani sapık gibi peşinize koşması da değil ama yani gerçekten affettirene kadar elinden geleni yapabilecek birisinin enerjisi gözüküyor burada. Yardım etmek isteyebilir, size destek olmak isteyebilir. kısmetinizde kim var? Kim var diyorum. Kısmetinizde neler var? Burada daha çok aşk üzerinden gözüktüğü için kim var dedim. <laughs> Kısmetiniz akış söyletti aslında. Kısmetinizde neler var bakalım. Kısmetinizde neler var? kismetinizde neler var? <laughs> Bu kadar oldu. Deste altındaki çıkan kart başta gösterdiğim yine geldi. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Nasip eden Allah'a şükürler olsun ve bakın burada yine deste altında bir iletişim kartı gözüküyor. Tekrar okuyalım. 20 yani gelmek istiyormuş demek ki. Başta deste altında gözüktü, tekrar geldi ve yine bakın arkada bir güneş sembolü. Bakın. Ee, güneş arkada, güneş ve burada da kelebek yani değişim, dönüşüm. Yani bir değişim dönüşümle birlikte yenilenme ve hayatında çok güzel ışıklı, parıl parıl süreçlerin başlaması diyor kartlar. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için hayvansever, doğa sever kişiler ve enerjiler için hayvanlara doğaya yaşamaklarına saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için çok da mutlu oldum. içimde rahatladı buradaki enerjileri görünce. Maşallah 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 diyelim. 22 numaralı güneşli kartı tekrar okuyalım. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Yani birilere birisi özellikle. Aslında ben şunu da hissettim burada. Yaşadığı zorluklara rağmen senin peşinden gelip kendini sana affettirmekten belki aradan geçen uzunca süreye rağmen. ...vazgeçmeyecek ve kendini gösterebilir diyor. Ve zaten yine deste altında da iletişim kartı gözüktü. Bunu da okuyalım. Beklediğin haberler olumlu olarak gelebilir. Boğaz şakranı güçlendir. Zaten bir önceki destede de deste altında iletişim kartı vardı. Aşk hayatınızda güzel geçmeler yaşayabilir misiniz gibi hissediyorum ben. Ee, bazılarınız için, gerçekten ha hak edenler için. Bunun bir hakiliş olduğunu hissediyorum çünkü aynı zamanda. Ee, bunu yaşam önümüzdeki süreçte yaşamazsanız da bol bol dediğim gibi hayvanlara doğaya destek olun çünkü niyetlerin bu doğrultuda zaten cennet enerjilerine geçmek yani o relax o refah güven mutluluk huzur enerjilerine geçebilmek de hayvanlara doğaya bol bol e, destek olmak sevmek yaşamaklarına saygılı davranarak yaşamaktan geçiyor o yüzden bunu hayatınıza e, ne derler ona ...uygulayın, uyumlayın hayvanlara doğaya saygılı yaşam enerjisini. Ki güzel şeyler yaşayabilin diye söylüyoruz yani. Onlara yapılan her şey çünkü size geri yansır. Güzel şeyler yapın ki güzel şeyler yansısın size. o Hayvanlara doğaya saygılı yaşayın ki güzel şeyler yaşayabilin. Destek olun yaşamaklarına... E, tedavilerine, sağlıklı yaşamaları için. Dediğim gibi belediyeler, e, halka hizmet eden kurumlar, yani buralarda üzerlerine düşen görevleri, e, beslenmeleri, beslemeleri, güvenli yaşamaları, bununla ilgili yasaların çıkması, e, hayvanlara yapılacak hizmetler e, ve onları takip etmek, denetlemek, veteriner hizmetlerini yapmak. E, bunları bunları bir düzene oturtması gerekiyor sağlıklı şekilde. yani beslenmeleri, güvenli yaşamaları. Çünkü o ekosistem içerisindeki döngüyü sen kafana göre bozamazsın. Bak Avrupa'da yapan yaptılar ne yaptılar? Farelerle, sıçanlarla yaşıyorlar. Önüne geçemiyorlar ve fare ve sıçanların hiçbir şekilde yani Allah'ın düzenine sen karşı çıkamazsın. O yüzden doğayla ve hayvanlarla bir arada yaşama uyumunu göstermek ve sağlamak zorundasın. İnsanın üstünlüğü buradadır zaten. Bu uyumu sağlayabilmesi insanı üstün kılan şeydir. Kendisi iyiliği seçebilmesiyle birlikte, neslini terbiye edebilmesiyle birlikte. Hayvanlara doğaya bol bol destek olun. Y yemekler verin, mamalar verin. E kapınıza su kapları koyun. dediğim gibi yaşamaklarına saygılı davranın. İletişim okuyalım. Bunu okudum zaten. Okudum. Bakın altında da kutlama var. Çok güzel enerjiler gözüküyor gerçekten. Bakın kartların güzelliğine bak. Kaçtan bakın. Yani çok çok güzel süreç enerjileri gözüküyor sizin için. Çok mutlu olabilirsiniz. Gerçekten. Bak buradaki destal şu şu bu konuşamadım. <laughs> Mutluluktan konuşamadım. Bakın şuradaki şu arkasındaki kartları göstermiyor. Yani bu alttaki kartları de Diğer alttaki kartlara bakın. Bak düşmanlıklar bitiyor, dönüşüyor diyor. Yani. Bu karmik süreçler artık bitiyor. Cesaretle sana geliyor diyor kartlar. İçindeki iyiliğin, merhametin, vicdanın zafer süreci seni e, yaşayabileceğin süreç olarak gözüktü. Kartlarda çok güzel enerjiler gözüktü. Burayı kapatasım gelmiyor ya. Çok güzel çıktı çünkü maşallah 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 diyelim. Ailenize destek olmak isteyebilir, size destek olmak isteyebilir yani bir konuda yardıma ihtiyacın var mı? Şu konuyu ne yaptın? Senin bir şeye ihtiyacın var mı? Ailenin bir şeye ihtiyacı var mı? Ne bileyim o süreçte belki bir bir süreçten geçiyorsunuzdur. Ailenize falan da destek olmak isteyebilir kendisi. Çok yardım ve destek olma isteğiyle hayatınıza e, girmek isteyebileceği gözüküyor. İltifatlar, destekler, hediyeler, yardımlar, çok güzel enerjilerle gözükten şeye bakacaktık. O yüzden de kapatısı gelmemiş. Bakın zafer senin değnek altılısı. Seninle ilgili onun elini konu bağlayan süreçleri bu kişi artık bitiriyor ve sana adım atıyor diyor. Siz bu kişiyi ister misiniz? Onu merak ettim. Çünkü geride bıraktığınız birisi. Çünkü çok yenilik enerjileriyle gözükmesine rağmen geçmişten bir şeyler söylemem gerekiyormuş gibi de hissetmiştim. Zaten tılsım kesiste bana bir döngüden sonra o döngüyü kırarak gelebilecek birisinin enerjisini hissettirdiğini çektiğim ek kartlarla da. Bu kişiyi siz ister misiniz? Zor. Zor. <laughs> Yani çok uğraşması lazım. İlk başta istemeyebilirsiniz. Kupa dördüsü gözüküyor çünkü ve kılıç kırıcısı. Yani soğudum senden ben zaten falan diyebilirsiniz. Ama daha sonradan çok çaba gösterdiği takdirde, sağlıklı şekilde tabii ki sapık gibi de değil. Gerçekten zaten siz onu hissedersiniz. Gerçekten hani gözettiğini, düşündüğünü, saygı duyduğunu, sizinle ilgilendiğini, sizi sevdiğini ee, hani bir kez yaptım, iki kez yaptım değil. Gerçekten hatalarını da belki kabullenerek kendis, bazı konularda kendi saflığını ve masumiyetini de sanki ispatlama niyetiyle birlikte e, uzun mücadeleler ardından e, kazanabilirsin diyor kartlar. Aranıza giren başka diş enerjiler nedeniyle de sizin aranız açılmış olabilir. Bazı yalanlar açığa çıkabilir çünkü bu kişinin size adım atmasıyla. Yani zor kabul edebileceğiniz gözüktü öyle söyleyeyim. Evet bu kişi sizin için doğru kişi mi diye seçtim. Ya yani çok birileri sizin sürecinize tıkamaya çalışmış ama dediğim gibi bakın hayvanlara doğaya yardım etmek Hayatınızda aklınıza, hayalinize gelmeyecek şifalanmalara hayatınızda neden olur. Bak işte diyor ki burada, senin kalbin temiz olduğu için, ruhun temiz olduğu için, sen sürekli hayvanlara, doğaya destek olup yardım ettiğin için, sen yerdekilere merhamet et ki göktekiler de sana merhamet etsin. Ben burada o akışı görüyorum. Sen yerdekilere merhamet ettikçe ve bunu aslında karşılıksız yaptıkça, gerçekten Allah'ın tarafında oldukça sen, insanların tarafında değil, iki yüzlü menfaatlerin doğrultusunda değil, her zaman Allah'ın tarafında olmaya çalıştıkça kendi içinde saf temiz tutarak tıkalı olan süreçlerin açılabilir ve bu kişi senin için evet doğru bir fırsat, doğru bir seçenek ve bazılarınız için evlenebileceğiniz kişi olarak da görüyorum. Belki de çocuklarınız da olabilir evet bu kişiden. Bu kişi sizi zaten kolay kolay bırakabilecek birisi değil. Çok güzel enerjiler çıktı. Yani siz ister misiniz dediğimizde de gözüken enerjiler bu şekildeydi. Zor ıı, ikna edebileceği gözüküyor size. Ee, ama akış çok güzel enerjilerle gözüktü dediğim gibi. Üçüncü desteği seçenler, beyaz çiçeği seçenler. Ben açıya baktım mı hatırlamıyorum. Bakayım gözüküyor mu bu arada. Gözüküyor neyse Allah'tan. <laughs> ve yine ikinci şans bakın. Gittiğiniz yerden. Gözüme çarptı tekrar e, göstermek istedim. Tekrar göstermek istedim. Tekrar söylemek istedim. Evet. E, üçüncü desteği beyaz çiçeği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. hayvansever sever doğa sever. Hayvanlara doğaya... Saygılı, sevgili, saygıyla, sevgiyle, e, yaşamaklarına saygılı, vicdanlı, merhametli e, şekilde, güzel ahlaklı davranarak, e, güzel ahlaklı, güzel ahlaklı, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için e, abonelerindeki açılımlar bu şekildeydi. E, ...uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz ki zaten abonelerim için açılımlar. Abonelerimdeki bu niyete uygun kişiler ve enerji için, bu niyetlere uygun kişiler ve enerji için. E, her videonun altında özel açılımlarla ilgili iletişim adresleri mevcut. Özel açılımlarla ilgili Instagram DM ya da mail aracılığıyla iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. E, yine e, her zaman söylediğim gibi... Her videoda söylediğim gibi, her destede söylediğim gibi isteyen yani diğer desteleri de dinleyebilir. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.